توفيقي وعصامي إلا بالله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على ضمير قلوبنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على شفيع عيوننا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، أعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه، الحمد لله رب العالمين، واستغفر الله الحي القيوم. حصلتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عنكم سوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allah Teala gecemizi mübarek eylesin. Epey seneler oldu Adana'ya gelemedik. Diğer birçok yerlere de tabii gidemedik. Allah'ımız bu gece lütfetti. Arifan derdimizin tertip ettiği bu istimada sohbette beraber olduk elhamdülillah. Rabbimiz vakitlerimize bereket versin, ömürlerimize bereket versin. Anlayışlarımızda Rabbim bizleri isabetli eylesin. Doğru anlamaya, hükmetmeye, kavramaya, korumaya, ezberlemeye, millete doğru anlatabilmeye, aktarmaya bizi muvaffak eylesin. Allah'ım bizlerden hüsnü ifadeler, sizlerden hüsnü istifadeler nasip eylesin. Amin. Şimdi Hicri yılbaşı yaklaşıyor. 16 Aralık, 16 Aralık'ı 17 Aralık'a bağlayan gece Muharrem Şerif ayı girecek. 1431 yılına, Hicri yılımıza, yılbaşımıza kavuşacağız inşallah. Bu yüzden Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem hicretiyle alakalı olan ayet-i kerimeleri okudum. Bunlara kısaca mana vermeye çalışacağız. Bu arada Rabbimizin konuşturacağı şeylerden bir miktar konuşacağız. İnşallah. Konuşturan Allah Celle Celaluhu. Vaaz eden Allah Celle Celaluhu. Bizde bir şey yok. İnnallâhi ni'mâ ya'zukum bih. Allah Teala size ne güzel vaaz ediyor. Rabbim öyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim Allah'ın vaazıdır. Baştan aşağı Rabbimizin dersidir. يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Allah size vaaz ediyor, belki düşünür de yola gelirsiniz buyuruyor. Onun için biz Rabbimizin vaazından dışarı çıkamayız. Kendi kafamızdan konuşamayız. Dine yenilik katamayız. Yorum yapamayız. Biz ancak duyurucuyuz. Ulaştırıcıyız. Onun için bizden dinleyenler aldanırlar. Rabbinden dinleyenler kazanırlar. Burada Rabbinden dinleyen kazanır. Yoksa ne gibi? İşte mikrofon gibi. Bu mikrofon konuşuyor desem yanlış anlamış olursun. Bu sesi ulaştırmak için. Biz de Allah'ın izniyle çocukluğumuzdan bu yana bugüne hiçbir şey uydurmamaya, hiçbir şey katmamaya, indi yorumlar yapmamaya, bana göre sana göre dememeye çok gayret göstermişiz. Buradan bu gayreti devam ettireceğiz inşallah. Size sadece Allah Resulü'nden ve Evliya Allah'tan, meşayihimizden, ulemamızdan nakiller yapacağız. Siz onun için çok kazanacaksınız. Oradan inşallah umarım ki mübarek gecede af olarak çıkacaksınız. Hatta günahlarınızın sevaba dönmesi de söz konusudur. Yani buraya gelirken tonlarca günahlarla bile gelmiş olsanız, meclise girmiş olsanız, okunan ayetlerin, hadislerin, ilim meclisinin, zikir meclisinin bereketiyle buradan dağılırken büyük bir müjde var. O müjdeyi size verelim. Ona göre sabırlı olun, huzurlu olun. Efendim, insanların vakitlerini, saatlerini, gecelerini nerelerde geçirdiği,
şu saatlerde kimisi günah isyan meclisinde, kimisi içki başında, kimisi kumar masasında, kimisi zinada, kimisi yalan, doman, gıybet, dedikodu, iftirada saatler, ömürler tükettiği bir dönemdeyiz. Şimdi biz birkaç saatimizi Allah'a ayırdık. Allah'ın bu meclisimize gelişimizi mübarek eylesin, dağılırken de günahsız olarak dağılanlardan eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu üzere La istemiu kavmun ala zikrillah. Bir topluluk, kadın, erkek, çoluk, çocuk geldiniz. Derdiniz ne? Ne yapmaya geldiniz? Niçin geldiniz? Gelene para mı dağıtıyoruz? Şeker mi veriyoruz? Şerbet mi veriyoruz yani? Yarım kilo et dağıtacak deseydik bunun 10 misli gelirdi. Efendim, bir kilo kıymaya bu sokaklar almazdı. Ama siz burada Allah için şuurlu olarak, ben öyle inanıyorum, niyetleriniz salihtir. Ve şu an vilayetlerden toplandınız, geldiniz. Allah adımlarınızı hac ümre sevapları bahşeylesin. Siz zannediyor musunuz ki boşuna geldiniz? Haşa. İşte hadis-i şerif Ahmed ibn Hanbel'de rivayet ediyor üstelinde. Bir topluluk Allah'ı anmak için. Ve burada ayet okunuyor, hadis okunuyor. Allah'ı anmak bu değilse nasıl, nedir? Hatta bu meclislerdeki zikir tesbih zikrinden bile eftal olur. Çünkü burada ilim de dahil olur. Bir de tesbih eline alıp zikreden çoğu kere gafil olur. Aklı o yanda bu yanda dolanır. Ama burada dinleyen kulağından giren kalbine iner. Dolayısıyla dinlediğini anlamaya çalıştığı için pek şeytan vesveselerine de fırsat bulamaz. Çünkü konuşulanı anlamak durumundadır. Ancak öyle bir adam olabilir ki hiç bu meclisten haberi yok, alakası yok, ilgisi yok, gelmiş buraya birinin hatırı için, efendim, böyle işte hiç duymuyor bile. Ama sizin aranızda öyle adam olacağını da pek tahmin etmiyor. Velev de olsa bile Allah-u Teala bu meclislerde toplaşanlara, buluşanlara müjdesi var. Meleklerini şahit ediyor. Meclis dağıldıktan sonra meleklerine huzuruna davet ediyor. Mevla mekanda münezzeh onlara sual ediyor. Bu kulların benden ne istediler? Ya Rabbi cennetini istediler. Cennetini gördüler de mi istediler? Görmediler, gayben iman ettiler. Ya görseydiler, keyfele ola. Ya Rabbi cenneti görseydiler mutlaka oraya girmek için her şeyleri feda ederdiler. Ama bunlar şu anda görmeden inandıkları için bu kadar. Bana neden sığındılar? Cehenneminden sığındılar. Ateşimi gördüler mi? Ve hel râvnâ lî. Bu hadis Bukhari Müslim'dedir. Ateşimi gördüler. Bunu ben Adana'ya bir evvel gelişimde de nakletmişim. Peki, cehennemimi görseydiler, ya Rabbi görseydiler nasıl kaçardılar? Ateş ya, yakıyor. Onun için şimdi çok günahlardan bazen kaçamadıklar da oluyor. Tamamlamamışlar işi. Evet. O zaman ey benim meleklerim, ben sizi şahit ederim. O cemaati umdukları cennete nail eyledim. Korktukları azaptan emin eyledim. Buyurduğu zaman meleklerden birisi de ya Rabbi bir adam vardı o cemaatin içine gelmiş. Derdi vaaz dinlemek, ders dinlemek, ilim iştiraki değildi. Alacağı var, vereceği var, göreceği var. Onun için gelmişti. Yani onu da mı affediyorsun diye melek oraya bir şerh koyar. Ama Rabbimiz ona hımmül bağım laiş bağım dediği şu. Madem benim zikrim için toplaşan bir cemaatin topluluğun arasına o kişi nasip olmuştur, gelmiştir. Derdi o olmasa da orası toptan pazar. Benim şanıma yakışır mı ki hepsini affedeyim, birisini mahrum edeyim? Onlar benim meclis arkadaşlarımdır, dostlarımdır. Onlarla oturan da mahrum olmayacaktır Allah buyuruyor. Onun için buradan boş çıkan olmaz. Ancak kim çıkar? İmansız olan. Ha burada adam oturur da iman etmez, onun nasibi yoktur. Ama öyle bir insan aramızda yoktur inşallah. Bu itibarla bir cemaat Allah'ın zikri üzere toplaşırsa illa kuyleluhum ummu hurlekum, onlar oradan dağılmadan kapıda melekler bekler. Burada da melekler var, aramızda da var, sağımızda da var, solumuzda da var. Fakat bunlar özel melekler. Yani yazıcı meleklerin dışında inne lillahi melaiketen sivel kiramil katibin. Hadis-i şerifte diyor ki
sağda soldaki yazıcı kiramen katibin meleklerinin haricinde de Allah'ın melekleri var. Onlar sokaklarda, çarşılarda dolaşırlar. Şimdi Adana'nın bütün mahallelerini geziyorlar. Evet, Mersin'i geziyorlar, Maraş'ı geziyorlar şu anda her zaman. O meleklerin işi ne? Yeltemizûne ehlen zikri. Allah'tan, Kur'an'dan bahseden bir cemaat varsa onları arıyorlar. Onları buldukları zaman ve ilavete bir kavme yedkulûne Allah'ın fenâdev elhelûmû ilâ hâcetikûn. Onlar birbirlerine sesleniyorlar. Burayı işitip birisi bulsa öbür meleklere çağırıyor. Gelin gelin, aradığımız cemaati bulduk, buradalar. فَيَحُفُّونَهُ مِيَجْنَعَدِهِ مَسْسَمَاءِ الدُّنْيَا. Bu sefer bütün melekler toplanıyorlar. Sokakların, çarşıların, evlerin, ocakların çoğunda bulamadıkları zikir cemaatini, Allah adamlarını buldukları yeri, etrafını sarıyorlar, kuşatıyorlar, kanatlarını açıyorlar. Birinci kaç semaya kadar o arayı kanattan geriyor. Ve o cemaata feyizler, bereketler, nurlar, rahmetler yağdırıyorlar. Ve o cemaatin affı için istiğfara başlıyorlar. Allahümme affedin, Allahümme affedin, ya Rabbi bunları affet, ya Rabbi bunlara merhamet et diye günahsız ağızlardan melekler dua ediyorlar. Siz niye geldiniz? Ne haldesiniz, ne kazanacaksınız, bunları bilmek durumundasınız. Aksi takdirde yani çokları efendim, yoruldum, ettim, uzun sürdü, şuydu, buydu, nefisin vesvesesine kaptırdı kendisi. Böylece inşallah bu cemaat buraya gelmiştir. Kalkarken dağılmadan o melekler beklerler. O arada dua ederler, istiğfar ederler, feyiz yağdırırlar. Çıkarken de kapıdan derler. Ne derler? Kumu kalkın. Ders bitti, kalkın. Nasıl kalkın? Mağfuran lekum. Affolmuş olduğunuz halde kalkın. Hatta Allah sizin için buyuruyor, bizi vazifelendirdi, size duyuruyor. Sessiz edin. Çocukları durdurun çocuklar. Mübarekler, çocuklarına sahip olun. Kalbenden seyyatikum hasenat. Ben sizin bugüne kadar işlemiş olduğunuz günahlarınızı sildim, sıfırladım, onunla da kalmadım, onları hep sevaplara döndürdüm. Siz buradan ne kadar günahla geldiyseniz o kadar sevapla çıktınız. Bu hadis-i şerif sahihtir. Bu Allah'ın dininin, ilminin, ayetinin, hadisinin bereketidir. Allah için adım atmanın, uzaklardan gelmenin, yürümenin, bir araya gelmenin, Allah yolunda dağılmanın bereketidir. Bu arşın gölgesinde sizi gölgelendirecek salih bir ameldir. Güneş tavan boyu yaklaştığı vakit 50 bin sene sürecek uzun mahşer gününde herkes kendinden çıkan ter göllerine battığı vakit 7 zümre سَبْعَةُ يُظُلُّهُ اللّٰهُ فِي ظُلِّهِ يَوْمَلَا ظُلِّهِ لَا ظُلُّهُ. Ancak 7 zümre Allah'ın gölgesinde Rabbim onları gölgelendirecek ki o gün Allah'ın gölgesinden başka gölge yok girilecek. O gölgeye girdin tamamsın. Girmedin güneş alnında beyni çıkacak. Ama ölmek de yok. Artık ölüm kesin. O 7 zümre uzun bir hadistir. Şimdi onun 7 maddesini anlatsak bir sohbet sürer. Bir derste yapmıştım evvelce. O 1,5-2 saat süren 7 maddesi. Bir maddesi nedir? وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللّٰهِ اِجْتَمْعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. İki kişi bile olsa Allah'ı sevdikleri için, Allah sevgisi yolunda, uğrunda, İslam için, din için bir araya gelirler. Sonra yine Allah'ın rızası yolunda dersleri bitip, zikirleri bitip ayrılırlar. Bu iki insan o gölgeye girecek. Şimdi biz hepimiz onlardanız inşallah. Ben sizi Allah için seviyorum. Siz de beni Allah için sevdiğinize inanıyorum. Ve cemaatimiz, içtimamız, toplantımız Allah yolundaki sevgiden kaynaklanmaktadır. Çünkü şimdi bir şarkıcı gelse, bir artist gelse, efendim bir tiyatrocu gelse, onlara da kalabalıklar toplanıyor. Hatta bizden de fazla kalabalık toplanabilir. Ama toplansın canım, bana bir şey yok. Resmi izni lazım, toplansın. Ne alakadar ederler? Ama ve lakin o
toplantıya Allah uğrunda, Allah sevgisi yolunda diyebilir miyiz? Yani canı istiyor, ona sesini beğeniyor, fiziğini beğeniyor, nesini beğeniyorsa beğeniyor bir tarafını işte. Ama şimdi burada bu konular söz konusu mudur? Benim neyini beğeniyorsunuz? Ne yani? Teke tekte sordukları gibi kaşını yaptırmış mı bilmem ne. Ne kaşını yaptırırlar kaşını gözüm işte bu. Ama benim böyle bir şeyim yok ki. Ayetten başka, hadisten başka sermayem yok ki. Allah Resulü buyurdu, duyurdudan başka malzemem yok ki. Beni seven seviyorsa Allah için sever. Başka bir menfaat için veyahut da görüntüm için, şeklim için benim sevilecek bir yanım yok. Onun için bu sevgi Allah yolundadır. Diğer hoca efendileri de Allah için sevdiklerimiz, Müslüman kardeşlerimiz, cami cemaat arkadaşlarımız, hac arkadaşlarımız, ümre yolcu arkadaşlarımız, asker arkadaşlarımız da bunlar Allah için tabii bir samimiyet, bir taavun, bir yardımlaşma oluşmuşsa bunlar da Allah yolunda sevişmeye girer. Ama bunun o yolda olduğuna şüphe yoktur. Allah cümlemizi arşın gölgesinde gölgelendirsin. Amin. Şimdi kardeşler, ayet-i kerimeler okudum, hicretle alakalı, ondan başka bir mana verirse. Estağfirullah, bismillah. Ya eyyühellezine amenû. Ya, harbi nidadır. Nida seslenmek demek. Adam oradan gidiyor. Sen de onu kendine döndürmek istiyorsan, bu. Ya, bu tarafa, bu tarafa. Müslümanlar aldınız başınızı, nereye gidiyorsunuz? İnananlar. 88 yerde Kur'an'da bu nida gelir. Allah Teala zaten soruyor bunu estağfirullah. Fe eyne tedhebun? Kullarım siz bu Kur'an'ın, bu hadislerin, bu vaizlerin efendim bulunduğu bir imkanlar ortamında bizi bıraktınız, nereye gidiyorsunuz? Kübra suresinde. Evliya Allah ona mana veriyorlar. Ve in bin şeyin illa indene. Kullara nereye gidiyorsunuz? Kimin yanında ne arıyorsunuz? Bilin ki aradığınız her şey bizim yanımızdadır Allah. Sağlık istiyorsun ben verebilirim. Zengin istiyorsun ben verebilirim. Cennet istiyorsun ben verebilirim. Çocuk istiyorsun ben verebilirim. Kim de verebilir? Anan dahil baban dahil. Sana ne kadar acırsa acısın ne verebilir? Çocuğu hasta, tümör olmuş, kanser olmuş, ağlayıp duruyor kadıncağız. Ne yapabilir? En sevdikleriniz, sizi en çok seven insanlar, canınız çekiliyor, son nefes dayanmış demiş, ne verebilir? Allah buyuruyor, her şeyi ben verebilirim, siz beni bıraktınız. Nereye gidiyorsunuz? Bakalım, dönün bakalım bir. Şimdi sizin kalpleriniz dönsün bu tarafa bakalım. Düşünmeyin şimdi, biraz kendinizi mahşerde gibi kabul edin. Kabirde gibi kabul edin. Şimdi buraya geldiniz, hepimizin planları var. Hoca kısa kesse de gitsek bir çay içsek, hararet bastı falan. Ondan sonra meyve bilmem ne sebze falan. Ondan sonra haberler var, diziler var falan. Öyle değil, öyle değil. Kardeş, şimdi bugün ölenler Adana'da oldu mu? Ölenler ikindiden kalkıp gömülenler bulundu mu? Bu gece onların ilk gecesi mi? Bize de olabilir miydi bu gece? İyi düşünün ya, bunu lütfen biraz düşünün. Düşünmesini istemiyorsunuz, biliyorum ama düşünün. Tabuttan kaçan kadın gibi, imam dikmiş tabutu şeye, cenaze imamı, efendim bahçeye, caminin bahçesinden de yol geçiyor oradan bir kadın, gelirken geçerken bir iki gün tabut kalmış orada, morali bozuluyor. Gitti imama diyor, gitti şeye, bunu, ya diyor moralimiz bozuluyor, tabutu diktin, efendim yol güzel bir ağına çek şunu ya, cenaze kalkalı kaç gün oldu. O dedi, ne bu komşu diyorsun, niye moralim bozuluyor, seni de sokacağım içine dedi falan. Aa, bağıra bağıra kaçıyor. Tamam da şimdi koca da doğru söylüyor ama o da biraz kaba konuşmuş yani. Kabalık iyi bir şey değil. Ben öyle bir şey yapmam mesela. Özür dilerim hanımefendi. Ben tabii tabutu sokacağız içeri yani şimdi. Seni de sokacağım içine demek uygun bir laf değil ama oldu mu böyle bir şey de onu anlatıyorum. Şimdi bugün birimiz şuradan birimiz gömülebilir. Belki biz Adana'ya geldik. Kaç sene olduğundan beri o gün bulunanlardan kaç kişi şimdi mezarda? Belki bir daha ya nasıl ben mezarda olurum veya sen mezarda olursun. Bu böyle bir dünya. Bu değirmen öğütüyor. Öbür değirmenler buğday arpamızı öğütüyor. Bu dünya değirmeni insan öğütüyor. Peki şimdi mezardaki adam
bir tanesi der mi ki dükkana gideyim bir döneyim, bir tanesi der mi ki çoluğuma çocuğuma bakayım da geleyim, ya bana bir Allah diyecek kadar vakit ver, bir Subhanallah demeyi nasip et, bir daha La İlahe İllallah desem yerleri gökleri tartacak sevap alsam, ben ne enayilikler etmişim, bu kadar saatleri vakitleri zikirsiz gafletle geçirmişim, bana bir fırsat da diyor bunu, kitaplarda var ölülerin müracaatlar. Ama Allah-u Teala'dan aldıkları cevap belli. Ben karar verdim. Mahşere kadar sizin çıkışınız yok. Mahşere çıkarsınız. O zaman da sevap alma şansınız yok. Teklif alemi bitmiştir. Şimdi Mevlana Halid Zülcenahin Hazretleri Risale-i Halidiyesi'nde söylüyor pirimiz. Ne diyor? Bir insan düşünecek ki ben şimdi Rabbimden izin istedim. Öldüm. Tezekkürümek rahmetası, ölümü düşünme rahmetasıdır bu. Oturursun, öldüğünü düşünürsün, milletin başına toplandığını düşünürsün, ağlayanlar, sızlayanlar, sonra seni yıkayanlar, üzerini soyup efendim su dökenler, sonra kefenleyenler, sonra tahnit edenler, kokularını sürenler, sonra tabuta koyanlar, sonra omuzlarına efendim yükleyenler, sonra musallaya getirdiler, efendim her kişi niyetine, hatun kişi niyetine, kız oğlancık niyetine sel gibi gidiyor. Oradan tekbir getirildi, dört tekbir, hadi bakalım oradan mezarlığa, sen kendini farz ediyorsun bu tabutun içinde. Ondan sonra toprakları açıldı, falan seni koydular, kıbleye doğru yatırdılar, üzerine tahtaları önce koydular, sonra üzerine toprakları yığdılar. Onu düşüneceksin. Hoca efendi benim moralimi etten bozma, ben böyle rabıta yaparken öle de bilirim yani. Niye benim kalbim durur, ben çok heyecanlanırım. Bu ölümü etfiru zikrâdı billezzâd, lezzetlerinizi kıran ölümü çok hatırlayın emrediyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Keyif kaçırır, ölüm keyif kaçırır. Şarkı, türkü, dizi, film bilmem ne hahiyi keyif getirir. Ölümü düşünmek morali bozar, keyfi kaçırır. Bizden istenen keyiflerimiz kaçsın. Fuzuli, gayrimeşru eğlenceler yapmayın buyuruluyor bize. Bu takdirde sen bunu düşünüyorsun, herkes gitti. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari hadisinde geçer. İnnehu leyesme'u kar'ani halim. Onu gömenler biraz başında dururlar, en fazla dursa bir saat bile durmaz. En fazla duran canım, cicim, karım, kocam, hanım, canım diyenler bir saatten ağrır durmaz. Bakara suresi okunacak kadar ki bir saattir de bir dere kesilip taksim edilecek falan zaman aynen sabah gelir. O kadar durmakta müstehaptır. Ölü yeni yerine alışırken yukarıda da birisi var beni bekleyen diye alışsın diye. Ölü ne anlar mı? Ya ölü olur mu? Hadis-i şerifte diyor onu gömenler bırakıp giderlerken ayakkabılarından çıkan mezarlıktaki sesleri bile kabirdeki duyar. İşitir. Aa beni bıraktılar gidiyorlar. Ne zor iş ya. Allah o günümüzde bize rahmet eylesin. Şimdi bunun üzerine tabii bir de bakar ayağının ucunda bir şey kıpırdanır. Zaten biliyorsunuz Mülker Nebir gelip oturtturur. Oturduğu Buhari hadisinde sabittir. Siz kabir azabını, kabir sorgusu halini inkar eden hocaları dinlemeyin. Onlar dalalettedir. Burada hadisler Buhari'dedir, sahihtedir. Ecahu melekani, iki melek gelir fe yuk'idani, onu oturturlar diyor. Oturtmak ne demek? Ölümle hayat arası, ruh geliyor, aşağıya girmiyor. Sadece beyin mekanizmasını ve konuşma cevap efendim hasselerini, duyularını çalıştırıyor. O kadar. Hani bazı oluyor ya, cereyan kesiliyor da jeneratör iki lamba çalıştırıyor hesabı. Ruh da geliyor. Efendim sadece beynin ve sesin konuşman var. Ama hazır dirilmişken bir fırlasam olur mu acaba? İmkanı yok. Böyle öyle dirilme değil. Otur bakalım. Durur. Sorular, cevaplar, uzun kıssalar. Dinleyin benim cübbelamenhoca.tv internet adresi. Yüzlerce sohbet var. Binlerce saat eder. Ben onların hepsini bir anda anlatamam. Oradan dinleyin neler olduğuna dair çok konuşmalarımız var. Bu durumda o kişi bakar ayak ucunda bir şey kıpırdanıyor. Menet sen kimsin de?
O da der ki el amel ki ben senin amelinim. Aa, iyi sen iyi surette Hazreti Kur'an çok güzel yüzlü efendim Enis Munis insana huzur veren bir melek bir insan gibi bir surette Kur'an gelir. Kabirde devam mı senden kaldı? Ben senin geceleri uykusuz kalıp da okuduğun Kur'an'ım der. Öyle ya, herkes duyuyor adam üçte dörtte Kur'an okuyor. Teheccüde kalkmış Kur'an okuyor. Bu Kur'an gelmez mi bu adamı bırakır mı bu Kur'an? Ama kötü amelse Allah muhafaza. Yılan, akrep gibi ejderha, suretler bozuk. İnsan üzer. İyi ameller geldiği zaman insan sevinir, meşru olur. Ve der ki ben malımı, eşimi, çoluk çocuğumu sana tercih etmiştim. Onlarla uğraşayım derken seni ihmal etmiştim. Sana az vakit ayırmıştım salih amellerim olarak. Ama bilseydim ben bugün hepsi bırakacak da sen benimle gideceksin, yanımda kalacaksın, bana eniş ve yoldaş olacaksın, ben seni tercih ederdim. Artık ne kadar amel yapmışsam onunla başlar sabahına kadar iktifa ederim. Allah salih amellerimizi çoğaltmamızı nasip eylesin. Kabrimizi nurlandırsın da inşallah kabirde yalnızlık hissi duymayalım inşallah. Bu önümüzde. Şimdi burada bir farz-ı mukayyilede şu düşünülür. Allah-u Teala'ya müracaat edilse faraza. Dese ki adam ya Rabbi ben dünyadan geldim ama senden müsaade istiyorum. Bana birkaç saat müsaade edersen, dünya hayatı verirsen, geri döndürürsen, ben biraz zikredeyim, biraz kazanayım da geleceğim. Mevla da diyelim müsaade verdi. Şimdi burada oturan kadın erkek hepiniz bugün mezara gömülenlerden biri olarak kendinizi düşündükten sonra müsaadeli olarak şu anda birkaç saatliğine dünyadasınız düşünün. Bunu düşündüğünüz anda artık buradan çıkıp da bundan daha iyi bir iş yapacak haliniz yoktur. Hatta soruluyor bir insan efendim ölümüne çok az bir zaman kalmış. Mesela melekler haber getirmiş. Demişler ki adama ölümüne 10 dakika var. Yani çok zor bir şey. Allah onun için eceli gizledi. Niye gizledi? 50 sene sonra öleceğimi bileceğime 5 sene sonra öleyim de bilmeden 5 sene rahat yaşayayım. Ama 10 dakika kaldı denen bir adam ne yapsın diyor. Bütün alimler bunu tartışmışlar. Namaz kılsa 10 dakikada 5 rekat ancak kılacak. 6 rekat kılacak yani. Ama hızlı hızlı kılarsa pat küp o bir şey sayılmaz aynı defa. Kur'an okusa 10 dakikada 1 dakikadan aşağı bir sayfayı okuyamaz. En kuvvetli hafız olsa kıraatın usulü var, şartı şurtu var. Ne olacak? 10 sayfa okuyamaz. Yani ameller içinde bir amel bulacak ki o 10 dakikayı onunla değerlendirecek ve kazanacak. Hemen diyor sohbet ve ilim meclisi bulsun, ayet hadis okunan bir ders halkasına girsin, 10 dakikayı orada tüketsin ve bitirsin. Çünkü öbüründe 2 rekat, 5 rekat, 10 sayfa, 5 sayfa, 5000 kere Allah, 100 kere la ilahe illallah diyebilir ama ilim meclisinde olursa Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem men ca'el mevtu ve huve yutlubul ilme liyuhye bi'l-islam. Bir adam İslam'ı dirilteyim, dinimi yaşatayım, Allah'ın yolunu canlandırayım diye onun ilmini öğrenme talebiyle bir ilim meclisine gelse, orada da ona ölüm gelse febeynehu beynel enbiyâhi cenneti derecetü vâhide. Cennete en yüksek makam peygamberlerindir. Peygamberlerle o adam arasında derece farkı bir derece oynar. Bir aşağıda o adam gelir. Bunu yani 10 sayfayla, 5 sayfayla, 100 la ilahe illallah ile o makama kazanamazdı. Ama ilim meclisinde öldüğün için ne olur? Derecen enbiyadan bir aşağıdır. Onun için bu ilim meclisleri çağrıldığınız zaman icabet edin. Efendim mutlaka Allah razı olsun iştirak ettiniz. Hepinizden razı olsun. Efendim onun için Rabbimizin çağrısına, nidasına icabet ettiniz. Nerede dolaşıyorsunuz? Ya hele bir bakın bakalım buyuruyor. Eyyuha! Bu da tembihtir. Uyarıyorum sizi. Uykudaki adam evi yansa haberi olmaz.
uyanmaz. Uyanamazsa yanar ölür. Uyanırsa da canını zor kurtarabilirse ne yani? Çok yere dumandan yine ölür. Uykudaki adam doğal gazdan, yok efendim şey, kömürden, gazdan hiç anlamıyor. Mosmor oluyor, ölüyor, uykuda gidiyor yani. Çünkü uyuyana laf atamazsın. Allah'ımız buyuruyor ki bir uyanın, bir kendinize gelin. Ben şimdi ne buyuracağım diyeyim. Ellezine amenû, ey inanmış kullar. Ben sizin imanınıza şahitlik yapıyorum. Ve kefâ billâhi şehîdâ, şahit olarak Allah yeter. Ben sizi Müslüman kabul ediyorum. İnandık diyorsunuz. Ben de ey inananlar diyor buyuruyorum size. O zaman dinleyin. Benden iyi dost bulamazsınız. Allah'ımız buyuruyor. Maalesef ne oldu size? İdâ gîle lekûn dendiği vakitte size. İnfirû fî sebîlillâh. Allah yolunda çıkın. Hizmete çıkın. Resulullah çağırdı, Bedir'e çıkın. Tebuk Muharebesi'ne gidiyoruz dedi, gidin. Efendim, ilim meclisi kuruldu, gelin denmişse gelin. Bugün mesela Hatay'dan, şurada her yerden gelmişler. Oradan bir arkadaşına diyor mesela, gel gidelim bir sohbet dinleyelim. Size Allah yoluna çıkın dendiği zaman, siz niye dünyaya meylettiniz? Siz niye işim var, gücüm var dediniz? Siz niye efendim birkaç saatliğine bile Allah yoluna gidemediniz? Bir Müslümana bir şey anlatmak için, hidayetine vesile olmak için niye hareket etmediniz? Bu ağırlığınız neden? Bu gevşekliğiniz neden? اَرَضِيْتُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ Siz yoksa ahireti göz ardı edip de varsa yoksa dünya mı dediniz? Siz ahirete mukabil dünya hayatıyla mı kâmil oldunuz, teşkil oldunuz, yetindiniz? Allah'ımız bize sitem ediyor. فَمَا مَتَعُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٍ Şunu bilin ki sonsuz ahiret hayatına nazaran bu dünyanın yaşantısı, yemesi, içmesi, eğlenmesi, evlenmesi, doğurması hepsi çok az bir şey. Bunu hadis-i şerifte beyan ediyor. مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا كَمَا يَجْعَلْ اَحَدُكُمْ اِصْبَعُوا فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُمْ بِمَا يَبْجَعُ Sizin şu hayatınız, dünyadaki bütün kalmanız, velev ömrünüz 100 sene olsa, dolu dolu yaşadınız, hep eğlendiniz diyelim. Bütün dünya hayatınız ahirete nazaran, sizin birinizin parmağını denize koyup da kaldırdığı zaman, o parmağında kalan ıslaklık kadar. Ahiret deniz düşün, dünyanın bütün hayatında bir parmak daldırıp kaldırdığında kalan ıslaklık, o çizendiği düşün. Bu kadar az diyor. E şimdi bu dünya seçilir mi? Kaç yaşındasınız? Ne haldesiniz? Bu kadar yemek yediniz. Hangisinin tadı şimdi boğazınızda var? İçtiğiniz bu kadar şerbetlerin, şurupların hangisinin lezzetli zevki tadını ağzınızda var? Daha dünyada türlü türlü zevk çeşitleri var. Bunlardan hangisi şu anda yanınızda hatırlıyorsunuz yani? Onun yaşadığınız bir zevk var mı şu anda? Yok. Bitti. İşte aynı bunun gibi bir anda hepsi bitecek. Bittiği zaman da dünyadan hiçbir şey insan teşekkür etmeyecek, hatırlamayacak. Ama önümüze sonsuz bir hayat, ahiret gelecek, çatacak, hesaplar başlayacak. Altından çıkılmaz. Geri döndürün beni döndürmezler. Burada imkan verin bana ödeşelim vermezler. Cehenneme istikamet gösterirlerse, hele bir de iman da gitmişse ebedi çıkartmazlar. Nasıl? Diş ağrısına dayanamıyorsun, baş ağrısına dayanamıyorsun, bir yanağa dayanamıyorsun, şu kadar bir yerin yansa da öyle günlerce ağrı çekiyorsun, tırnağını çekseler kaç gün zor geçiyorsun. Ya senin de benim de abdestim tutmaz, biz zayıfız ya. Ve hulika insanı zayıfa, insan zayıf yaratılmıştır. Güçlü kuvvetli Allah'a karşı gelecek, bizim ne cesaretimiz var? Hep bu cesaretler cehaletten gelir, insan Rabbini bilmediği için ona karşı gelir, bilen cesaret edemez arkadaşlar. Onun için derdimiz Allah'a bilmek. Bütün konuşmalar onun için. Peki, illa tenfiru, eğer siz Allah yoluna çıkmazsanız, eskiden biliyorsunuz, Tebuk Muharebesi gibi, Bedir Muharebesi gibi ne kadar yollar çıkılıyor. Şimdi o kadar kolay oldu ki, insanlar oturduğu yerden, internetten bile yüzlerce, binlerce insana ulaşıp da şu sohbeti dinle, şurayı dinle, burayı dinle diye bile tebliğ yapabilecek kadar basitleşti. Veya elinde bir telefon var, mesaj çekebiliyor. O mesajla bile, bak şu kanalda şu sohbet var.
Bugün bir orucunun fazileti var diye kısa bir mesajla bile efendim insan Allah yoluna bir çıkış yapabilir. İlla da çok uzun yollara da gitmek şartı yok. Şimdi mesela önümüzde bir Noel tehlikesi var. Fecaat var. Allah cümlemizi katılmaktan, kutlamaktan muhafaza eylesin. Papazların, Hristiyanların, şirk merasimi, İsa Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu diyenlerin, İsa Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu, Meryem Validemize hanımı diyenlerin, Allah'a sövenlerin, Allah buyuruyor bana oğlu var diyen bana sövmüştür diyor. Bu Hristiyanların şirk merasimi var. Buna hazırlananlar, kutlamaya çalışanlar var mesela. Şimdi insanlara diyorum, siz buna katılmayın, kutlamayın, şudur budur. O güne göre özel bir değişiklik yapmayın, normal hayatınızı sürdürün. Ama insanlara da duyurun. Biz o gece İstanbul'da sohbetimiz var, internetten canlı dinleyebilirsiniz. Görüntülü canlı, cübbelahmetül.tv, herkes bir şey almasını çeker. Dinleyin, canlı bir sohbet olacak orada, bir saat, iki saat anlatacağız zararlarını, tehlikelerini. Millete de duyurun mesela, bütün insanlara mesaj çekin, haber edin, şu siteyi de şurayı dinle kardeşim. Çünkü onu dinlediği vakitte artık bir yılbaşı melanetine, yani Noel fecaatine düşmez inşallah. Öbür türlü Allah muhafaza etsin. Sonu tehlike. Çünkü ben teşekkür ederim, tamam, kim bir topluma benzerse onlardan olur. Hoca efendi ben bara gitmiyorum, pavyona gitmiyorum, pavyona gitmiyorum, gözüne diskoteye gitmiyorum. Paran yok da ondan. Beni konuşturma şimdi. Ondan sonra benim de bir televizyonum var işte. Onda da var 1000 tane cehenneme doğru kanal. Ondan sonra zıp 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 işine geleni seyrediyorsun. Efendim ne yapalım işte. Biz de aldık iki leblebi fıstık falan. Biz de bir iki film bilip seyrediyoruz. Şu durum. Oldu mu şimdi? Olmadı. Niye olmadı? Çünkü diğer zamanlarda da seyretme, bu uygunsuz programları seyretme diyoruz ama o gece özel. Noel'e özel. O program özel oldu mu? Azabı da özel. Cezası da özel. Anlıyor musun kardeşim? Hristiyan'ın şirk merasimine katılma diyordu. Kutla basmaz bağırıyordu. He, anlat. Vaaz et. Yapma de. Oğlum hizmetmeyin de. Şudur budur. Senden vaaz konuşmak. Elinden gelen kapatır. Fişin çeker bilmem ne. Hadi işin eder. Elinden gelmeyen yerde feylemiz doktor febilisani diliyle nasihat eder. Feylemiz doktor febilisani. Ona da gücü yetmez. Yaşlıdır, zayıftır. Onu horlarlar, bağırırlar, çağırırlar. Gücü yok vaaz etme. O zaman kalbiyle Allah'ım sen razı değilsin. Ben de razı değilim bu Hristiyan adetlerinden de. En azından. Ama orada oturmaz. Şimdi çocuklar açmış mecbur, ben de dinliyorum kenarından. Olmaz. O gece hiç olmaz. O zaman ne diyorum ben, gitsin öbür odaya. Ne olur bu öbür odaya gitse yani, ne olur? Hicret olur. Günah işlenen meclisten bir karış ileri gitse, uzaklaşsa, odayı değiştirse hicret olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men ferru bi dini min ardı ya velev kâne şibran istevcebel cennet. İslam için, din için, Allah'ın yasağından korunmak için bir karışlık yola da gitse cenneti kendine vacip kılar. Ya bunu da mı yapmaktan acizsin? Odayı da mı değiştiremiyorsun? Ve kâne rafîk-i İbrahim Muhammed'in aleyhisselam. Cennetinde İbrahim aleyhisselam'la Muhammed aleyhisselam'a komşu olur çünkü onlar hicret ettiler. O da Allah için bir hicret etmiş olur. Yani demek istediğim şuraya Allah için gelişiniz hicrettir. Ne yoldan geldiyseniz şuraya gelişiniz din içindir, hicrettir. Bir günah meclisinden iki adım ileri gitseniz duymayayım, bu yalanın kıymeti dinlemeyeyim, bu şarkı dursunlayı dinlemeyeyim, bir adım attın hicrettir. Bunlar bu kadar hassas meseleler, Allah niyetlerimizi biliyor. İllerden diyor, ben sizi yoluma çıkın diye çağırıyorum, hizmete çağırıyorum. Eğer çıkmazsanız yuaddikum azaben elimen, size çok şiddetli azap edeceğim. Bu İslam daveti tebliğ yapılmazsa, bu günün şartları ve imkanları da kullanılabilir. Her ahvalde bu din anlatılacak. Ehli sünnet yayılacak. Bu vazife sizin üzerinize yüktür, emanettir. Yapmazsanız bunu, bu uğurda adım atmazsanız, gayret göstermezseniz, fedakarlık yapmazsanız çok
sizi yok edelim, yerinize başka bir topluluk getirelim. Böyle tabloma o şey ya. Sen namaz kılmasan, oruç tutmasan, sen içki içsen, kumar oynasan, sen Hristiyanlara benzesen, bana zarar veremezsiniz Allah diyor. Benim neyim eksilim? Sizin hepiniz Ebu Bekir Sıddık gibi Müslüman olsanız, Allah'ın neyi artar? Ebu Cehil gibi gavur olsanız, Allah'ın neyi eksilir? Allah'u alâ kulli şeyin kadîr. Allah ki her şeye kadirdir, gücü yeterli. Ama hazır ben sizi yaratmışım, cenneti kazanın Allah buyuruyor. Hem dünyadan yok olmayı hak etmeyin, hem cehennemi boylamayın. Şurada uslu uslu oturun, emirlerini tutun, yasaklarından kaçın. Dünyada cennet olsun, ahirette cennet olsun. Şimdi ne oldu? İki tarafta cehennem oldu. Huzur yok, barış yok, anlaşma yok. Efendim, birbirine sevgi yok, saygı yok. Ne oldu şimdi? Bu millete bu kadar haramlar, günahlar, reklamlar halinde teşhir edilip, yayılıp, yaygınlaştırılıp, teşhir halinde sunuldu, sunuldu, sunuldu. Şimdi ne oldu millet? Hiç de huzur kalmadı. İşte Allah ne yapıyor? Bize azap ediyor. Bunlar bize azaptır. Sizi diyor, قُلُوَ الْقَادُرُ عَلَى اَنْ يَبْعَدَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَقْرِكُمْ. Ben öyle Allah'ım ki üstünüzden azap gönderebilirim. Bir kasırga, bir hortum, bir efendim şimşek, yıldırım, yakarım. Mesela buna kadirim. اَوْمِتَعْتَعْتُلُكُمْ. Ayaklarınızın altından da azap gönderebilirim. Bir sallarım, eviniz ocağınızı yıkarım. اَوْمِتَعْتُلُكُمْ شِيَهَنْ. Ya da sizi gruplara ayırdım. Şucular, bucular. Şu ırktan, bu ırktan, şu mezhep, bu mezhep ve yudîm bâbâkum be'sebâh, sizi birbirinize sokarım, iç savaş çıkartırım, size birbirinizin acı azabını da tattırırım. Ne oldu bu kadar şehidimiz var bak, Allah onlara rahmet eylesin, kabirlerini nur eylesin. Daha yakında 7 tane evladımız şehit oldu. Suçsuzları, hiçbir şey yapmamışlar. İzinden dönüyorlar mesela. Bu nedir şimdi? Bu eşkıyalık nedir? Bu teröristlik nedir? Onun için Allah buyuruyor ki siz bana itaat edin, ben bu işleri düzeltirim Allah'ım. İslam'ı yaşayın, gavurlara benzemeyi bırakın, aslınıza dönün, Kur'an'da birleşin, ben bu ihtilafları kaldıracağım. Ama siz beni dinlemezseniz, bana uymazsanız, düşmanınız olan kafirlerin modalarına, Noel'lerine iştirak edip kutlarsanız, kafir örfleri, gelenek, adet, görenekleri, Noel babaları, papazları, bilmem neleri çoluğunuza, çocuğunuza tanıtırsanız, sevdirirseniz, Allah sizden İslam barışını alır. Hal bu. Onun için ben sizi yarattım, Allah buyuruyor, sizi cennete sokmak için yarattım. Onun için gayret edin. Burnunuzu ateşe sokmayın. İlla tansuru. Siz benim peygamberime yardım etmezseniz, şu anda peygambere yardım nasıl olur? Onun sünnetini yaşatan alimlere yardım, aynı Resulullah'a yardımdır sallallahu aleyhi ve sellem. Onun dinini ehli sünnet mezhebini yayanlara, yaşatanlara, okutanlara, anlatanlara hizmet, yardım, destek, tebliğ, ulaştırmak aynı Resulullah'a yardım. Şimdi sen ne de ki? Resulullah vefat etti, 1400 sene oldu, benim ona yardım etme imkanım da kalmadı, onun için bu ayet beni alakadar etmiyor. Sen öyle zannet. Ayetlerin hükmü bakıydı. Onun dinine yardım, ona yardım. Fakat nasallahullah, benim peygamberimin sizin yardımınıza ihtiyacı yok, Allah zaten ona yardım etti. Ne zaman yardım etti? اِذَا خَرَّهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ثَانِيَةً. Kafirler onu Mekke'den çıkartmaya sebep oldular. Çok baskı zorlama yaptılar. Birkaç sene kuşatma altında tuttular. Yemeklerini, içmeklerini kestiler. Görüşmeyi, efendim, insanların ziyaretini engellediler. Çok eziyetler ettiler. Artık o da en sevdiği Mekke'den mecburen çıkmak kararı aldı. Allah'tan buna müsaade aldı. Daha önce sahabeden 80 kişi kadar Habeşistan'a Necaşi'nin yanına hicrete gönderdi. Kendisi gitmedi. Sonra bir daha bir ikinci hicret oldu. Müslümanlar, hele fakir Müslümanlar çok zor duruma düştü, köleler falan. Onun için Necaşi Hristiyan'dı. O sahabeyle, davetiyle Müslüman oldu elhamdülillah. Büyük zat oldu Necaşi Hazretleri. Orada
adamlar gönderdi, kendisi kaldı. Ve sonra Medine'den inananlar geldiler, akabe bir yaptarı oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i davet ettiler, gel bu eziyeti çekme burada. E izin alamadım, Rabbimden izinsiz çıkamam buradan. Fakat bize sahabe gönder, Mus'ab ibn Umeyr'i gönderdi. Medine'de başladılar, Kur'anlar okunmaya, bütün millet İslam'a girdi. Ensar oldu, Evs, Hazret kabileleri İslam'a girdi. Medine şenlendi. Efendimiz'i davet ettiler sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes başladı yavaş yavaş hicret hicret hicret. Gidiyorlar Medine'ye yerleşiyorlar. Efendimiz yine kaldı. Ebu Bekir Sıddık da radıyallahu anh dedi, ya Resulallah izin verirsen ben de gideyim. Efendimiz buyurdu ki, ya Ebu Bekir bana da izin çıkabilir, sen beni bekle. Ve Hazreti Sıddık bekledi. İki tane de deve bağladılar, ayırdılar bu iş için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi devesinin parasını kendi verdi, malınla da hicret edeyim. Yani senin hediyen olmasın, bu para da vereyim ben bu deveye ki hicretimde malımla canımla hicret olsun diye. Böylece Hazreti Ali Efendimiz çocuktu, daha küçüktü yani genç yaştaydı. Efendimiz'i de sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedül Emin diye tesmiye etmişler. Sallallahu aleyhi ve sellem güvenilir insan diye bütün gavurlar da emanetlerini ona vermişler. Efendimiz'in durduğu kaldığı ev emanet deposu gibi. Önüne gelen emanetini ona bırakıyor. Kendisi müşrik ama bu hiç yalan söylememiş. Yanlış yapmamış. Emanete hainlik yapmamış insan. Hazreti Ali Efendimiz'e dedi ki ben dedi hicrete gideceğim de bu mallar bana emanet. Gavurun malı da olsa emanet. Şimdi bunu yağmalar var. Ben yoğun bir evde. O zaman mesul olmayalım. Sen dedi dur burada yat benim yatağıma, benim efendim şeyimi, şalımı bürün, benim yatağımda yat, gün ışıdı mı, herkese dersin ki herkes anlar benim gittiğimi, gelirler emanetlerini verirsin onlara, evden emanetler gelince sen serbestsin. Hazreti Ali Efendimiz'de öldürülme tehlikesi var tabii, o vaziyette Efendimiz'in yerine yatağına yattı. Ve o gece, tabii bu planlar önceden yapıldı, Allah Teala Estağfirullah buyuruyor, فإذ يذكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك فيمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم بل هو جبني بدون شيء يقرأ من ديدانه Maşallah güzel oldu ya. Hoşumuza gitti. Aşere yaptı, cüğü yaptı. Siz de zannettiniz, hoca takıldı zannetiyorsunuz. Geri alıyor, ileri alıyor. Aşere yaptı. Şimdi, Habibim diyor, kafirler senin hakkında plan kuruyorlardı. Darun Nedve denen meclisleri var. Mekke'de o mecliste toplantı kuruyorlar. Ebu Cehiller, Ebu Lehler, Velid ibn-i Mughireler, Übey ibn-i Halfler. Bunlar kaşerlenmiş kafirler. Toplantı yaparlarken artık bu iş çığırından çıktı. Bu Muhammed'in bir çaresine bakmak icap etti dediler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Necid tarafından, şimdiki Arabistan'ın başkenti Riyad bölgesidir o. Oradan bir yaşlı adam geldi. Ya dediler amca, biz burada özel bir toplantımız var, işin ne? Dedi ki, Muhammed hakkında bir kararlar alacağınızı duydum. Ben de onun ortadan kalkması için çok düşkünüm, bu meraklıyım bu işe. Ya dediler, sen nerelisin? Ben Şeyh-i Necdi'yim dedi. Necid'den geldim, ihtiyar. Dediler, Necid nere? Biz buradaki adamlara duyurmadık bu işi. Sen bunu nereden duydun? Kimdi o gelen? Şeytan. Şeytan o zaman insan kılığına giriyordu. Şimdi girmesine lüzum yok. Şimdi zaten insanların şeytanın ömürlerini geçti. O zaman şeytan insan kılığına giriyordu. Geldi toplantıya. İyi dediler buyur. Madem sen de bizim düşmanımız müşterek bize zararın olmaz. Karar aldılar. Karardan bir tanesi dedi ki şimdi onların tafsilatına girmeyelim. Bunu dedi hapsedin. Küçük bir yere tıkalım. Bir pencere ufacık bir şey bırakalım. Oradan yemek, ölmeyecek kadar yemek ona veririz. Öyle millette bulunan görüşemez, sohbet edemez. Efendimiz milleti İslam'a getiriyor diye ifsat ediyor diyorlar. Milleti de ifsat edemez. Kimsenin kafasını bozamaz. Haşa. Ya. Öyle yapalım dediler. Bir tanesi o fikri verince o yaşlı ihtiyar Şeyh-i Necdi dedi ki senin ve yin bozuk bir fikir. Niye? Bunun
şüpheleri var ki bunun için canını verirler, onu orada hapiste bırakıyorlar, sen uyurken kaçırırlar dedi. Aa, hiç bunu düşünememiştim falan. Öbürü bir görüş serdetti, dedi ki ne yapalım onu? Sürgün edelim. Gitsin buralardan ya, nereye gelecek? İblis dedi ki, senin aklına da dedi, tuz suyu dedi. Niye dedi ne ya, bu güzel değil mi? Ya bunun yüzünü görmüyor musun diyor, nur görünüyor, nur parlıyor diyor, ağzından da bal akıyor. Bu nereye gidecek, bütün milleti inandıracak, oradan orduyu toplayacak, gelip sizi buradan çıkaracak dedi. Ya ne akıllı bir yaşlısın sen, ne ihtiyar bunaksın sen. Onu mert, sevindiler. Ya sen olmasan biz yanlış karar alacaktık. Bu sefer Ebu Cehil'e geldi görüş. Ebu Cehil dedi ki, bunu dedi öldürmeden kuş düzelmez. Yani nasıl öldüreceğiz bu akrabası? Kureyş dedi şu kadar kabile işte 12 boy diyelim. Bunun kabilesi dedi Haşimoğulları diyelim bir kabile bir boy. 11 boydan 11 kişi seçelim. Hepsinin eline zehirli hançer verelim. Gece yaptığı odaya baskın yapıp hançeri 11'i birden bastırsınlar. Kanı 11 kabileye dağılır. Onunkiler bir kabile olduğu için 11 kabileyle baş edemezler. Biraz da para veririz, kan parası diye. Ondan sonra biraz da hürt yaparız. 11 kabileyiz burada. Bu iş kapanır gider, bu fitne durur dedi. Şeytan dedi ki, bundan doğru görüş yoktur. Ebu Cehil'in fikrini verdi. Bu kararı verdiler, hazırlandılar, planı yaptılar. Allah Teala da Hamid'e haberi verdi mi? Verdi. Onlar da şaşırıyorlar. Fıs 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 konuşuyorlar. Bazen Kabe'nin orada iki kişi konuşuyorlar, gizli konuşuyorlar. Efendimiz geliyor sallallahu aleyhi ve sellem, siz böyle dediniz, şu şöyle dedi. Ona bir cevap, buna bir cevap, ayet geldi onun lafına cevap. Şaşırdılar, kaldılar. Sonunda bir kere konuşuyorlar, geldiler, birisi sesli konuştu. Ya dediler, biraz sessiz konuşun, bu Muhammed'in ilahı duyuyor, buna gidiyor, haber veriyor yani dediler. Adamlar Allah'tan bu kadar gafil, bigane kalmıştır. Yani Allah sessiz konuşursa duymaz zannediyor. Allah da buyurdu, وَاَسْرُوا قَوْلَكُمْ اَوْجَوُوا بِهِ İster gizli konuşun, ister bağırarak konuşun, ister hiç konuşmayın, hindi gibi düşünün. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِلَا تُسُلُوا Senin konuşmayıp da göğsünden, kalbinden geçeni biliyorum. Onu da bıraktık. اِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ اَخْبَارَ Gizliyi biliyorum, kalpte gizli. Daha gizliyi de biliyorum. Allah'ım daha gizlisi de mi var? Var tabii. Şu anda ne düşündüğünü sen de biliyorsun ama bir dakika sonra ne düşüneceğini sen de bilmiyorsun. Kalk fırıldak gibi bir anda bir şey geliyor. Mevla onun bir dakika sonra ne geleceğini de biliyor. Şu anda hiçbirimiz bir saniye sonra ne düşüneceğimizi bilemeyiz. Allah bu. Sen Muhammed'le baş edeceksin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bak 1400 sene geçti. Onun dini devam ediyor. Kıyamete kadar devam edecek. Nerede Ebu Cehiller? Melunlar nerede? Bedir'de Kale Çukuru'nun dibinde. Ya, ezanlar gürül gürül. Bütün dünya eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyor. Ebu Cehil'in esamesi okunmuyor. Ancak herkes onu lanet ve yad ediyor. Hatta vaadan ayrılmayalım. Batılın peşine kuyruk olmayalım. Hak su gibidir. Devam eder, akar gider. Cennet tanımaz. Batıl köpük gibidir. Bazen üste çıkar ama birden atar gider. Siz ehli sünnetten ayrılmayın. Resulullah'ın yolundan ayrılmayın sallallahu aleyhi ve sellem. Ama yoğurdun ekşi diyen yok. Her hoca çıkar ben de ehli sünnetim der. Onlara da aldanmayın. Orada size biz bu Arifan dergisinin kuruluş gayesi nedir? Ehli sünnet dışı akımlara cevap vermektir. Bu dergiye sahip çıkın dediğimizin sebebi odur. Her ay bir reddiye yazıyoruz. Falan hocanın şu görüşü yanlış, şu görüşü yanlış. Çoğu insanların evliya zannettiği meşhur hoca, televizyonları var, konuşuyor, şunlar bunlar yapıyor. Adam ne diyor? Kadere inanma lüzum yok diyor. Fazlalık tartışmalı. Hiç kadere inanmasanız olur diyor. Ahmet Tülük bir şartını sallamış. İndirmiş. Onun ne hakkı var Ahmet Tülük'e dokunma? Ama bunu bütün millet hoca diye dinliyor. Kardeşler, bir adam gaziye gitmekle, harbe katılmakla, millete para toplayıp yardım etmekle efendim önder olmaz. O onun kendi iyiliğidir, imanı varsa sevap kazanır. O bize
diye bir şey değil. Ama bir adam kadere inanma lüzum yok dediği zaman artık o havada dursa ona inanılmaz, ona uyulmaz. Bak şu Alman dergisinde Ali Eren Hoca'nın bir yazısı var. Bu ay çıkarken size arz ediliyor. Temin edebilirsiniz. Bakın orada Ali Eren Hoca neler yazmış. Adam diyor ki bizim peygamberimize öbürlerinden üstün bile denemez. Ne demek şimdi? Kur'an'da üstün olduğu ayet var. Üç Muhammed kitabında adam ne diyor? Diyor ki sahabe diyor sıradan avam kültürsüz insanlar. Peygamber de sahabeden çok rahatsızdı diyor. Hangi sahabe için diyor biliyor musun? Hudeybiye'ye katılanlar için. Niye? Efendimizin elini ayağını öpmüşler. Mübarek gülünü üzerlerine sürmüşler. Aşırı yücelmeci mantıkta olmuşlar da peygamber rahatsız olmuş. Halbuki lekad radıyallahu anil müminin idbayani bir tahteş tekara. Fetih suresinde Allah buyuruyor ki o ağacın altında sana biat eden Hudeybiye gününde 1500 sahabeden yemin ediyorum ben razıyım Allah buyuruyor. Allah razıyım diye ayet indirdiği sahabe için diyor ki peygamber razı değil onlardan. Bu adamlar bugün piyasada kilit atıyor. Hocayım diye bunlar dolaşıyor. Biz televizyonlara çıkmıyoruz. Niye çıkıyoruz? Efendi Hazretleri buyurdu ki bunlar çok azıttı. Kapalı, örtülü, çarşaflı kadınların, dedelerin imanını, itikadını bozmaya başladı. Artık mecbur olduk cevap vereceğiz. Ya bunun için bu izin çıktı. Yoksa bu evvelce çıkılmıyordu. Onun için Resulullah'ın yolundan ayrılmayalım derken ben falan hocaya tabiyim diye Resulullah'a vurmuş olmazsın. Ancak o hoca Resulullah'a tabi ise sen ona uymakla Resulullah'a uymuş olursun. Yoksa o adamın uydurduklarına uymuş olursun. Biz uyucuyuz, uydurukçu değiliz. Biz ittibacı, iktidacı değiliz. Allah bizi reformist olmaktan muhafaza eylesin. Allah bize İslam'a yenilik sokmaktan muhafaza eylesin. Kendinize, imanınıza sahip çıkın. Önde gelen dinlenmez. Ya, doktoru bile yanlış doktoru dinlersen sana iki tane hap verir, o iki hap birbiriyle çelişir, seni götürür. Anladın mı? Yanlış doktoru dinledin mi, zehirlenirsin. Ya, yanlış hocayı dinledin mi, itikadın bozulur, zehirlenirsin. Karnının zehirlenmesinden beter olur, kalbinin zehirlenmesi, imanına dokunur bu meseleler. Öte taraf kalkıyor, Yahudi Hristiyan da cennete gidecek. Allah Allah! Ahmet'le ittifakımız var, Yahudilerin Ahmet'üsüyle bizimki aynıymış. Bunu sakallı Müslüman hoca yazar yazıyor ya. Bütün milletin evine gidiyor bu gazeteler. Ne olacak bu milletin hali ya? Ben de bunlarla uğraştığım için Tokuzköy'den kovuluyorum. Kimse de beni sevemiyor. Ama sizin gibi birkaç gariban var işte. Ne yapalım? Bu ehl-i sünnetin yardımcıları, müdafileri olmaya devam edeceğiz. O Resulullah ne hicretlerle, ne zorluklarla bu dini getirdi, biz bunu yaşatacağız. Biz bunu öldüremeyiz. Bizim zamanımızda bu zahir olsun yani. Ebu Bekir Sıddık'ın sözü var radıyallahu anh. Efendimiz vefat etti. Kabilelerin bazısı dinden çıktı, irtidat etti. Dediler ki biz her şeyi kabul ediyoruz. Zekat paraya dayanıyor. Deve vereceğim, koyun vereceğim, para vereceğim. Ben vermeyeceğim. Zekat vermiyordu. Resulullah ne buyurdu? Hazreti Ebu Bekir ne buyurdu? Radıyallahu anh. Eyan usumin dinine şey böyle hay. Adam namaz kılıyor, ezan okuyor, cuma var, bayram var. Bütün İslamiyeti yaşıyor, zekatı vermem dedi. Hazreti Sıddık da dedi ki ben hayattayken dinimden bir şey eksik ettirmem dedi. Ya ölmem lazım ya yaşıyorsam bu işi düzeltmem lazım dedi. İşte hayatını bu yola koyan adamlar. Bugün onların bereketine zekat diye bir müessese var. Bugün o gün o gevşeklik olsa bugün kimse zekatın farz olduğuna bile inanmayacaktı. Şimdi bu zamana kadar bu din geldi. Şu 50-100 senedir bu reformist akımlar başladı. Abdullah, Afganiler, Reşit Rıza'lar bilmem neler çıktı. Osmanlı'yı devirdi, yıktı bunlar İngiliz ajanlıkları yaptı. Şimdi bunların uyuntuları, bozuntuları da aramızda hoca kisvetinde türedi millete nutuk çekiyor. Bu din şimdi bize kadar geldi, bu ecdadımız sahip çıktı. Bizim zamanımızda niye bozulsun ya? Kim ne derse desin haklı tarafı olacağız. Kim sevmezse sevmesin. Bak, hicreti anlatıyor. Siz yardım etmezseniz Allah ona yardım eder diyor. Allah'ın bize ihtiyacı yok. Bizim ona ihtiyacımız var. Neticede kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem
gece vakti yatağından kalktı, Hazreti Ali'yi yatırdı. Bir de baktı ki 11 kabileden 11 kişi ellerinde zehirli hançerler kapının önünde dizilmişler. Efendim içip falan onlar bekliyor, tam sesler dinsin, sakinlik bassın, içeri girecekler. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem kapıdan çıkarken eline bir miktar kum almıştı, toz. Toprak parçası, ona ne okudu? İstihar-ı Yasin'den başladı. Cehalle abim neyle ilgili? Sen de mi? Kalbim sen de mi? Fe ahşeyne yapıyorlar mısın? Önlerine set çektik, arkalarına set çektik. Gözlerini bürüdük, artık göremezler. Bu ayeti kerime okuyup bir üfledi. Her birinin gözüne, burnuna, her tarafına o toz isabet etti. Ama bu normalde bir insan şöyle atmakla her yere isabet eder mi? 11 kişinin burnuna, kulağına girer mi? Ama Allah ne buyuruyor? İstihar-ı فَلَمْ تَقْتُلُهُمْ وَلَكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى فَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Gavurları Bedir'de geberttiniz, siz gebertmediniz, ben geberttim. Habibim sen aldın, kumu attın, attın ama görünüşte sen attın. Ama sen attığında aslında sen atmadın, atan Allah'tır diyor. O zaman ne olur? Herkesin gözüne, kulağına girer. Ondan sonra ayakta böyle hayalet gibi oldular, böyle bakıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aralarından çıktı. Onların hepsi de haber veriyor, gitti. Ebu Bekir Sıddık'ın evine gitti, oradan develeri aldılar, oradan yola çıktılar. Serin mağarasına doğru, oraya gizlenmek üzere gittiler. Efendim, sonra kafirler böyle bir gözlerini açtılar. Baktılar her birinin gözünde efendim kum var. Bu ne oldu ya abimizin kulağına gözüne falan? Bir kendilerine geldiler, hadi girelim dediler. Bir girdiler, 11 günden hançeri dayayacaklar. Efendim, bir de baktılar Hazreti Ali Efendimiz orada. Görünce onu, ey sahibim senin adamın nerede dediler. Dedi ben buradayım, ne yapacaksanız bana yapın, o yok gitti dedi. Hazreti Ali Efendimiz. Biz onu arıyoruz dediler, hadi kaçırmayalım arkadaşlar. Çıktılar, o yana git, bu yana git. O haber soruyorlar, kimdir nedir derken. Yani iz mi sürdüler, ne ettiler, işte Allah imtihan olacak. Serin Dağı'ndaki mağaraya kadar geldi. Hazreti Sıddık da evvela dedi ki ya Resulallah bu dağda çok akrep var, yılan var, sana bir zarar gelmez. Efendimiz Hazretleri Hazreti Sıddık şimdi o senin mağarasına çıkmak 1,5 saatte zor çıkılıyor. İnmesi daha zor. Trenler patlıyor çünkü bütün balatalar. Ayağını böyle yapa birkaç gün çekiyorsun o ağrıyı. O vaziyette iz bırakmayalım diye de parmaklarının ucuyla gittiler. E Allah peygamberi Miraç'a çıkarttı. Mekke'den Mescid-i Aksa'ya, oradan Yedik Aksa'ya, oradan Sidret-i Müntaha'ya, oradan mekandan Münezzeh Cenab-ı Mevla'ya. Onu yapan Allah niçin Medine'ye alıp da onu bir anda tak diye indirmedi? O çileyi niye çektirdi? İşte derecesi yükselsin diye, bize örnek olsun diye. Bu işler bedava değil. İslam nasıl geldi? Şimdi korunması için de böyle gayret lazım. Mağaraya girdiler. Hazreti Sıddık her tarafı kapattı, işte üstünü başını çıkarttı, delikleri tırlattı. Bir tanesine de hatta kendi ayağını dayattı. Efendimiz onun kucağında uyurken soktu onu yılan. Onun acısından, ağrısından, gözünden yaş geldi. Efendimizin mübarek yüzüne damladı, uyandı. Ne dualar aldı Hazreti Sıddık, ne faziletler aldı, neler kazandı. Şimdi bu Şia mezhebi, onlar Hazreti Sıddık'ı sevmezler. Hatta derler ki, en büyük fitne başı Ebu Bekir olduğu için peygamber onu yanına aldı ki arkayı rahat sağlama aldı. Yanında dursun da bari gözetim yapayım. E bu kadar Ebu Bekir'e düşman olur. Hazreti Sıddık dedi ki, ya Resulallah dedi, geldiler dayandılar, sesler geliyor dışarıda, bu cehiller duruyor. Buyurdu ki, üzülme dur bakalım. Hazreti Sıddık hiç dayanamıyor, Efendimiz adına endişelendiği için ne yapacağız, ne edeceğiz?
Efendimiz oradan, mağaranın bir de dibi var, ben gittim o mağaraya, aşağısı uçur oluyor, bu taraftan bir de açığı var. Oraya bir baktık deniz. Ya deniz bu sefer de kayıkla gelmişsin. Dedi buradan girerlerse buradan gideriz dedi. Yani ona bir mucize gösterdi ki rahatlasın diye. Çünkü çok endişeleniyor. Ya. Susadım ya Resulallah dedi. Resulallah dedi ki git şu cennetten Allah harp açtı şu kayanın dibine iç oradan. Baktı ki oradan şu şerbetli bir cennet suyu açtı. Dağ tepesinde. Dedi ya Resulallah ben Allah katında bu kadar hatırım mı var? Ya Sıddık dedi. Levkâne mubhıdı levkâne li mubhıdı ki amelü sev'ine nebiye lâfkul cennet. Allah seni o kadar sever ki sana kızan adam 70 peygamber kadar ibadet yapsa cennet yüzü göremez. Sen kimden bahsediyorsun? Malıyla, canıyla, ilk Müslüman, ilk fedakarlıkları yapan, her yerde önde. Allah şefaatine nail eyle. Vallahi Allah, hicreti anlatırsın da onu anlatmadan olur mu? Hani diyor peygamberimi müşrikler çıkartmıştı. Saniyes neyli? İkinin ikincisi olarak. Arkadaşı vardı bir tane. Kur'an söylüyor. İz yekûlü li sahibihi. Hani o arkadaşına diyordu. Arkadaşı kim? Ebu Bekir. Kur'an-ı Kerim'de Resulullah'ın arkadaşı olarak bir tek Ebu Bekir geçiyor. Onun için bir adam dese ki Ebu Bekir sahabi değildir, kafir olur. Ayette sahabi diyor. Ebu Bekir'e Ömer'e sövse o da kafir olur. Allah muhafaza eyle. Ya Rabbi. Adam o kadar Ebu Bekir Ömer düşmanlığı yapıyor ki iki tane öküzü var. Birine Ebu Bekir takmış, birine Ömer. İmam-ı Azam zamanında. Sonra bir gün öküzün biri bir boynuzladı bunu ahırda buldu. Murt oldu gitti. İmam-ı Azam'a haber geldi. Dediler ki adamın başına böyle bir şey geldi. Dedi ki gidin bakın Ömer ismini taktığı dedi öküz boynuzlanmıştır onu dedi. Hakikaten gittiler o Ömer adını taktığı girmiş ama öküzün yanına. Ya nedir bu düşmanlık? Yazık Allah onlara da hidayet eylesin. Ama burada onların temsilcileri var. Bu memlekette onlar adına konuşanlar var. Bir de ismini de Ehl-i Beyt takmışlar. Kardeşim Ehl-i Beyt'in hepsi Ehl-i Sünnet'tir. Ehl-i Beyt bizim Ehl-i Beyt'imizdir. Biz Ehl-i Beyt'i çok seviyoruz, sayıyoruz. Ama asla Cafer-i Sadıklara, o büyük imamlara Ebu Bekir düşmanlığı isnat edemezsiniz. Hazreti Cafer-i Sadık Ebu Bekir'in de torunudur bir tarafta. Hem mana aleminde silsilede onun halifesidir. Hem dünya aleminde veledeli Ebu Bekir'le Merrateyn Cafer-i Sadık diyor ki Ebu Bekir beni iki kere doğurdu. İki yönden babamdır hem. Soy bakımından hem manevi silsilerde babamdır diyor. Bunları niye gizliyoruz? O arkadaşına ne diyordu? La tahzen. Ya Ebu Bekir üzülme. Ya Resulallah üzülme ben elde değil. Geldiler. Geldiler ama geldilerse de giremediler. Çünkü Allah ne yaptı? Örümceğe bir ağ dolandırdı oraya kapıya. Nasıl biliyor musun? 30-40 senede 50 senede bir örümce 9'a 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 ne kadar olursa o kadar dokudur. İmalatını meblağ yaptırıyor zaten. Örümceğin sermayesine. Ham madde var. Meblağ doku dedi. Doku doku. Bir de güvercin geldi. Güvercin de yumurtladı falan hiç oraya insan girmedi. Yani bakıyorsun buraya adam uğramamış. Yıllardır. O merhumun kafasızlar oraya kadar geldiler. İçeri girelim mi girmeyelim mi diye istişare yaptılar. Halbuki çok zor oraya çıkmak. Bir tanesi dedi ki ya buraya girmek enayiliktir. Niye? Bu örümcek dedi Muhammed doğmadan evvel dokunmaya başlamış dedi. Şuna baksana bunun tecrübesi var. Kaç yıldır bu? Öbürü de dedi ki bu güvercin dedi evet ne biçim burada yumurtlamış yemiş, kaçmamış etmemiş, yuvası bozulmamış. Dedi dedi işte yapma arkadaşlar. Efendimizden sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Sıddık aşağıda oturuyor onlar yukarıda. Mağaranın üstüne geldiği zaman altı görülüyor aslında. Ben bir de çıktım o hadisleri bildiğim için bir bakayım dedim nasılmış mağara. Üstüne de çıktım baktım aşağı görülüyor. Hazreti Sıddık dedi ki ya Resulallah dedi ayaklarına baksalar bizi görecekler ayaklarımız. Dedi ya Ebu Bekir mahfani hükümetin neyini davet-i aleti olmaz. İki kişi hakkında ne tasalanıyorsun? Üçüncüleri Allah'tır. Celle Celle. Allah mekanlar münezzeh. Ama Allah yaptı yapacak. Kaside-i Kudde'de İmam Musevi ne diyor? Vannul hamamen
miydi sandılar? Çünkü hiç o güvercin burada durur muydu sandılar? Allah öyle bir koruma yaptı ki diyor, ne silaha lüzum kaldı, ne kaleye, ne buzlara, ne toplara, ne tüfeklere. Allah koruduğunu en zayıf yuvası olan, yaratıklar içinde en zayıf yuvası olan örümceklerindir. Ankebut suresi, ankebut örümcek demek Kur'an'da var. Hangi ayetten geliyor? Ve'inne evhenel bulut ile beytül ankebut. Evlerin en zayıfı diyor, örümcek evidir diyor Kur'an. Yani bir örümcek eviyle Habibini Allah istediği zaman korudu. Bu dini de korur, Allah Teala bu dini de muhafaza edecektir. Ama biz bu çorbada tuzumuz ne kadar? Biz bu işin neresindeyiz? Biz bu dine ne kadar sahibiz? Biz yoksa gavurlara uyduk da Resulullah'a mı bıraktık? Bizim evimiz, ocağımız, üstümüz, başımız, yaşantımız, giyimimiz, kuşanımız, harcamamız, kazanmamız, ticaretimiz, muamelemiz, evlenmemiz, boşanmamız, yılbaşımız nereye döndü? Biz buna bakalım kardeş. Yoksa sen merak etme, Allah dinini yaşatacak. Ama sen buna sebep olmazsan sen kaybedeceksin. Biz muhtaçız, Allah muhtaç değil mi? İzmâ fîr'ân, o ikisi mağaradaydılar. İzyekûl-i sahibi, o arkadaşına ne diyordu? Lâ tehzen. Üzülme ya bâbik. İnne bâbâne, Allah bizimle beraber. Fakat Ebu Bekir yine darlanıyor, darlanıyor. Resulullah Efendimiz diyor, gel bakalım. Dizini dizine, alnına alnına dayadı. Allah'ımızdan gelen feyizlerden ona biraz akıttı. Buna teveccüh deniyor. İşte bu manevi yolların, tarikat-ı aliyenin akşibendiyenin tasavvufun kaynaklarından biridir. O mağarada Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem gelen feyizlerden o da Ebu Bekir'e biraz akıtınca benzelallahu sekinete, Allah yatışma indirdi. Hazreti Ebu Bekir'e sükunet, sekinet, sakinleşti. Artık Ebu Cehil kapıdaymış. Hiç umurunda değil. İşte Allah bir kuvve-i maneviye, bir feyiz, bir bereket indirirse dünyanın gavuruna bir Müslüman verilir. Ama Allah adamın kalbine sekinet vermez de ızdırap, çalkantı, çarpıntı, şüphe, bunalım, panik verirse dünyanın orduları olsa bir kişiden korkar. Mesele kalp meselesidir. Allah Teala cümlemize sekinet indirsin, huzur indirsin, feyiz, bereket, rahmet indirsin. Allah Teala bizi din ile yatıştırsın, zikriyle yatıştırsın. Amin. Eyyedehu bi cunudin lem terahâ. Allah sizin görmediğiniz ordularla diyor, Habibini destekledi, mağaranın etrafında ne melekler mevziledi. Ebu Cehil kimdi, ne yapabilirdi? Bir melek dünyaya bedelli, yerin dibinden kaldırıp göğe çıkarıp ters dönecek, döndürecek kuvvete maliktir bir melek. Allah'ın böyle melekleri var. Ama Habibine de o çileyi oradan çektirdi. Ve ceale kelimetellezine keferu sübla. Allah kafirlerin şirk davasını adi, alçak yaptı. Ve kelimetullahiyel ulya. Allah'ın tevhid davası, İslam davası en yüce oldu. Ve bundan sonra da devam edecek. Allahu azizun hakim. Allah ki istediğini yapacak güce sahiptir. Allah ki her ne yaparsa işi yerindedir. Allah ki hatasızdır Celle Şahin Celle Celal. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan ertesi gün çıktılar. Ondan sonra hicret yolu var. Şimdi Mekke'den Medine'ye giden yol, hacıların şimdiki yolu hicret yoludur. Eskiden Bedir'den giderdik. Efendilerin gittiğimiz sene 81'de falan yol Bedir yoluydu. Sonra bu yeni yolu yaptılar. Şu andaki yol hicret yolu. Ne demek? Efendimizin güzergahını yaptılar yol. Tabii şimdi otoban yol var. Gidiyorsun bir arabayla 3-3 saatte. Mekke Medine o yoldan gittiler. Ne kadar sürdü Medine'ye gelişleri? 2 hafta sürdü. 2 hafta yolda neler oldu? Müşriğin biri musallat oldu. O kaç defa yerin dibine battı. Devesi battı. Bırak beni, tamam yapacağım dedi. 3 kere denedi. Üçünde de batırdı Allah. Toprak çekti onu. Resulullah Efendimiz'e saldıramadı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmü Mabed'in çadırına rastladılar. Orada acıkmıştılar. Kocası yoktu. Ümmü Mabed annemiz. Çölde çadırda kadıncağız. 2 tane koyunu var. Ona dediler bize süt ver. Dedi al dedi, varsa süt al dedi. Sağ dedi. Hayvan ne zamandır otlamamış. Kurumuş dedi. Getir bismillah dedi. Ondan ne kadar sağdı, sahtı, sahtı. Ne mucize zuhur etti. İçtiler, içtiler. Bir kolada onlara süt bıraktılar. Sonra eşi geldi. Bu ne iştir dedi. Ya, bir insan geldi. Görülmemiş bir insan. Ümmü Mabed annemiz
Efendimiz'e tarif eden birkaç tane sahabi var. Birisi Hazreti Hasan'ın işte dayısı olur, Hindim diye bir hali Hazretleri mesela. Hazreti Hasan bile küçük olduğu için tam tarif edemiyor. Dayısından sorardı, rabıta yapacağım, bana bir tarif et derdi. Dedemi tam hatırlayamıyorum, 5-6-7 yaşlarında insan hatırlayamaz büyüdüğü zaman. Birkaç sahabeden biri de Ümmü Muhammed annemiz, o çadırdaki kadın, Efendimiz'in kaşına, gözüne, her şeyine tarif edebildi. Hilye'de çok büyük şey var, tarifi var o kadının. Radıyallahu anh. Yolda neler oldu, ne mucizeler zuhur etti, derken Hazreti Hamzalar, radıyallahu anh, bütün sahabe, Medine ayaklandı, ağaçların tepelerinden hurma ağacı, uzun ağaç, üstlerine çıktılar, bekliyorlar, bekliyorlar, 2 hafta sürmez, bilmiyorlar, 3 gün mağarada kaldı, hesaplar ona göre değişti, yol şaşırtmacaları oldu, ne çileler çekildi, sonunda kainatın efendisi Medine'ye teşrif etti. Sahabede hep birazdan onu talemel verru aleyna zeniyyatil veda'i ve cebel şükru aleyna ma dealillahi da'i eyyuhel meb'udu fina cihte bil emril muta'i cihte şerraftel medine merhaben ya hayra da'i. Karşıladılar. Veda tepesinden dolunay doğdu üzerimize. Biz yaşadığımız sürece bu Muhammed Mustafa bize nasip oldu diye şükretmemiz gerekti, vacip oldu bize dediler sahabe, Ensar-ı Kiram Hazarat, Ebu Eyyub el-Ensari'den, hepsi orada Medine'nin insanları, o büyük sahabe topluluğu bağırlarına bastılar, muhacirleri hemen karşıladılar, evlerine ortak ettiler, hurmalıklarına ortak ettiler. Ne fedakarlık, ne fedakarlık, böyle kardeş etti İslam onları. Ondan sonra Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem başladı, fetihler, 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 fetihler. Medine'nin etrafından Yahudiler temizlendi, Kureyş oğulları, Nadir oğulları defoldu gitti. Ondan sonra efendim nereler fetholdu, sonunda Mekke fetholdu. Kainatın efendisi vazifesini yaptı. 23 sene nübüvvet süresi dünyada zevk diye bir şey tatmadan, keyif yapmadan, bir gece sabaha kadar uyumadan, bir kere arpa ekmeğinden mübarek karnı doymadan, açlıktan Hendek'te karnına taş bağlayarak açlığını teskin ederek, bize bu dini terk ederek, emanet bırakarak Allah'a yürüdü. Ve istersen kal Habibim buyurulduğu halde, şimdi tam dünya eline geçti. Artık efendim tehlike kalmadı. İslam dünyaya yayıldı. Şimdi biraz rahat edebilirsin ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben seni tercih ediyorum. Allah'ın Rafika ala, yüce dostum Allah'ım sana geleyim dedi. Ve ahireti tercih ederek Rabbine gitti. Ama bizim aramızda ruhaniyeti hazır ve nasıldır. Bakın kardeşler, hayati hayrun lekum ve memati hayrun lekum. Benim yaşamam da sizin için hayırlıdır, ölümüm de sizin için hayırlıdır. Aman ya Resulallah dediler, hayatında çok hayır var gördük, senin ölümünde ne hayır vardır? Buyurdu ki, tu'radu aleyye amalikum fissabahi vel misa. Her sabah akşam ben kabrimde yatarken bütün ümmetimin yaptığı ameller bana gösterilecek. Bu manevi alem, 10 dakika, saat, vakit, şu kadar kalabalık, hiç ondan sorun değil. Manevi alemi sen anlamak için bilgisayara bak. Bir kompütürün, bilgisayarın, bir beynindeki olanlara bak. Anladın mı? Dakikada tık 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 açmalarına bak. İstediğin iniyor, istediğin çıkıyor, istediğin dünyanın her tarafından bir anda ulaşıyorsun. Şunlara baktığın zaman daha iyi anlarsın manevi alemdeki işleri, sürati. Bunlar nedir? Fehim ve cebbi afayrın hamidullah. Eğer sizden bana iyi bir haber gelirse, bu gece burada toplandığımız iyi bir haberdir. Resulullah Efendimiz'i memnun edecektir inşallah. Ondan bahsettik. Hayır bulursam hamd edeceğim. Allah'ın ümmetini benim arkamdan yolumda sabit kıldın, hamdolsun diyelim. Ve ibecettü asüven istagfartü lekum. Ama sizden bana kötü haber gelirse, ümmetin Noel kutlamış, ümmetin Hristiyanlara benzemiş, ümmetin namazı terk etmiş, ümmetin zekat terk etmiş, yine de ben size beddua etmem, ya Rabbi onları affet diye istiğfar edeceğim diyor. Yattığı yerden bizi düşünüyor ve her gün akşam sabah bizim günahlarımız için istiğfar ediyor ve iyiliklerimize hamd ediyor. Bize bizden daha yakın ennebi evlâ bil müminîne min enfusihim Ahzab suresinin ayetiyle sabittir ki sizin öz canınızı
kimse yalandan numara yapmasın. Ben seni canımdan çok seviyorum falan. Hikaye olur. İnsanın evvela canı vardır. Allah buyuruyor ki benim peygamberim size canınızdan daha yakındır. Nefsiniz sizi cehenneme atar, o sizi cehennemden çeker çıkarır. O sizin için uyumadı, o sizin için ağladı, o sizin için hicret etti, o sizin için yurdunu terk etti, o kadar çilelere sabretti. Bir hayat, aman ya Rabbi, bir hayat doğumundan, çocukluğundan, yetimliğinden vesaire vesaire vesaire. Hep ümmeti, 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 ümmeti. Doğarken ümmetin diye doğdu. Vefat ederken ümmetini efendim dua ederek vefat etti. Mezarından kalkarken Cebrail aleyhisselam gelecek. İlk ben kalkacağım buyuruyor. Ben efendim ben yiyecek bu anı kalır. Toprak açılacak ben kalkacağım. Dünyada daha kimse çıkmamış mezarında. Cibril başımda beni karşılayacak. Hemen ne olacak? Ümmetim ne oldu ey Cibril? Ya sen ne kadar ümmetin eti çıkmışsın. Daha sen kalkma ümmetini takip et. Ümmetin dinilmedi ki. Böyle bir peygamberin ümmeti olmaktan şeref duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Allah layık etsin. İnşallah yolunu yaşatmaya muvaffak etsin. Dinine sahip etsin. Her şeyimiz feda olacak şekilde, varımız canımız her şeyimiz onun yoluna, sünnetine kurban olacak şekilde Allah'ım bize şuur ikram etsin. Amin kardeşler. Ben size bunları söylüyorum. Şimdi birkaç duyurularım var. İlmi, özel meselelerde yani. Bu ilanlarım var. Bunlar da çok önemli meseleler. Birincisi nedir? Özellikle bunların notunu alın ama unutmazsınız inşallah. Önümüzde 16 Aralık Zülhicce'nin son günüdür. 1430 senedir bitiyor. 17 Aralık'a bağlayan gece de Hicri yılbaşıdır. Aynı zamanda Mekke fethidir. Ve Hicri yılbaşında da Muharrem ayının biri girmiş oluyor. 1431'e gireceğiz. Demin temsilci kardeşimiz tebrik etti hepinize. Efendim yeni yılımızı ben de tebrik ederim. Allah 1431 yılımızı hayırlara vesile eylesin abi. Şimdi senenin sonunda dua var. Senenin başında dua var. Bir de Aşure günü geliyor. 29 Aralık'tır. 10. günüdür Muharrem-i Şerif'in. Bu günlerde bazı dualar bu Arifan dergisinde burada yazdık. Muhammed Avvame hocamız gelmişti. Medine'de en büyük muhaddis. Efendi Hazretlerimizde misafir kaldı. Bizde de misafir kaldı birkaç gün. Onun bir konferansı oldu. Ben onu tercüme ettim. İstanbul'da Fatih'teki merkezimizde. Onun çevirisini Türkçe yaptım. Dünyadaki en büyük hadis alimidir. Hangi alimlerin sözü dinlenir? Ehl-i sünnet ne demektir? Niçin bir iki hoca değil de bütün alimlerin ittifak ettiği konulara bağlanmak gerekir? Bu hususlarda öyle bilgiler verdi ki size anahtar olur inşallah. O dergideki bu sayıda bunu mutlaka okuyun. Ondan sonra Efendi Hazretlerimizle ilgili önümüzdeki aylarda da her ay takip edin. Nereye gitti, kimler ziyaretine geldi, kendisi nerelere teşrif etti, ne buyurdu? Bu bayağı gönlük dedi, bir dahaki ay o çıkacak. Yani Şemseddin Hazretleri'nde neler oldu, neler oldu. Hep yazıyoruz. Yazın buyuruyor, yazıyoruz. Şimdi burada 16 Aralık, bu derginin sonunda 16 Aralık günü diye yazıyor. Sene sonu duası. Arapçasını da yazdım. Çünkü ben bu zamana kadar onu kitaplara yazmamıştım. Başka kitapta yok. Orada bir dua vardır. Çarşamba günü birbirinize mesaj çekin, hatırlatın, unutturmayın. O senenin sonu duası 3 kere okursanız şeytan toprakları başına saçar. Ben bu adama bir sene uğraştım, ne günahlar yaptırdım. Şimdi sene sonunda hesabı düzgün kapattı ve benim bütün yaptırdıklarımı bir saatte ifsad etti, bozdu diye çok üzülür. Şeytanı üzerim inşallah. O duayı 3 kere manasıyla güzel okuyalım. Sene sonu duası. Gafil olmayalım. Senenin sonu duayla bitsin. Senenin başı duayla başlasın. Sabah kalktığın yataktan ilk zikri bismillah olsun, Allah olsun. Duaların kitabında var, uyanma duaları. Duaların kitabında var yine, uyuma duaları. Niçin? Hadis-i şerifte diyor ki, bir insan uyanırken, bir de uyurken, bir melek gelir, bir de şeytan gelir. Hafta sonu da böyledir, sene sonu da böyledir. Bu melek der ki, ne olur Allah'ın zikriyle başlar. Şeytan da der ki, bir günahla başlar. Bu Tirmizi hadisinde geçer. Bitirirken de şeytan der ki günahla bitir, melek der ki zikirle bitir. Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, eğer ki diyor uyanma başlamadan uyu.
yıkıma bitmedi. Bu arada neler yapılmışsa işlenmiştir. Ama Allah meleklerine buyurur ki "Yunzuru ma beyne tarafey sahibe." Bu defterin günlük olsun, yıllık olsun, bir başına bakın, bir de sonuna bakın. Başıyla sonunda zikir ve ibadet bulursanız arasındakileri silin. Nasıl bir hesap? Ancak Allah'a yakışır bunu yapmak. Başka bizim hesaplarda böyle bir şey yok. Başıyla sonunun zikir üzere geçmesi arayı sildiriyor. Onun için sene sonu duasını okursanız geçen seneyi sildirirsiniz. Sene başı duasını okuduğun zaman Allah iki tane melek görevlendiriyor. O duayı 17 Aralık gece, yani 16 bitti. Akşam ezanından sonra hicri yılbaşı girer. İslam'da aylar geceyle girer. Gece önce olur. Unutan gündüz de okur. Birinci günü geçmemeli. O duayı okursa şeytan der ki zürriyetine, bu adam sene başı duasını okudu, biz bundan ümidi kestik bu sene. İşte o kaynaklarını da verdim. Hangi kitaplarda yazıyor? Şirat-ı İslam'da bile var. Ondan sonra Allah iki melek görevlendirir. O iki melek ne yapar? Bir sene o kişiyi korumakla görevlendirir. O duayı yaparsınız. Şimdi adam kendine koruma tutsa en az 1 milyar maaş. Koruma ayakta uyuyor. Onu kim koruyacak? Ondan sonra iki tane melek bir sene muhafız, uyumaz, yemez, içmez, asla gaflet etmez. Allah'ın izniyle büyük bir muhafaza olur inşallah. Şimdi bunlar sol tarafındadır. Daha çok var. Ben şimdi hepsini anlatmıyorum. Aşure günü neler yapılacak, neler okunacak, şöyle böyle. Bak şimdi. Bunda da sayfa da koymamışlar. Bu sonunda bir dua var. Aşure günü okunacak dualar. Bunu ben yazma kitaplardan, çok eserlerden buldum. Kaynaklarda koydum. Subhanallah minel mizan ve mucel ilm ve mutlaka başlıyor. Aşure günü ne gün? Ay yok, yanlış söylemişim. 26 Aralık. Aşure günü 26 Aralık. 10 Muharrem. Burada yazmış. Bu duayı alimlerin adı var burada. 7 kere okuyan bir dahaki aşure gününe kadar Allah'ın izniyle ölmez. Garanti ediyor. Peki Hoca Efendi eceli geldiyse o gün o duayı okutulmazlar, unuttururlar. Eceli gelene okumak nasip olmaz. Okuduysa Allah'ın izniyle bir sene bir garanti alır. Hoca Efendi okumayan ölüyor mu yani? Mübarek adam, bu kadar senedir okumuyorsun, yaşıyorsun. Ben de sana dedim mi ki okumayan ölüyor? Allah Allah. Yeter sanıyorsun ya. Okursan ölmezsin demek. Okumayan ölür demek değil ki. Bir sene muhafazası var. Allah'ın gizli hazinesinde bereket gelir ömrüne. Bu çok büyük bir tespittir. Aşure gününe günlerin efendisidir. 10 Muharrem'de bu duaları da yapalım. Ondan sonra aşure günü namazı var. Bu namazı kılarsınız inşallah. Efendim, bütün evliyanın amellerine muvaffak olursunuz. Bir sene hasta olmak istemeyen, bak bu kadar üzülüyorum, herkes bana hastalığını anlatıyor, ben onlardan beter hastayım zaten. Bak burada diyor ki aşure günü bir miktar kül suyuna şunlar şunlar okunacak, ondan sonra üzerine serpilecek, neyse yazıyor. Bir sene hasta olmadan ömür yaşar Allah'ın izniyle. Aşure günü çok önemlidir. Onları da burada bulursunuz. İçinde ilimler doludur. Kadir Kusuroğlu'nun yazıları var. Cevat Akşit Hoca ile röportaj var. Efendim, Talih Hoca'nın yılbaşı toplumsal isyandır yazısı var. Dolu, dolu, dolu. Allah istifade edenlerden eylesin. Bu dergimize sahip çıkalım. Bunun aile sayısı da çıktı. Aile çocuk da hediyesidir. Çocuklara koyun moyun, pelenesinler mesinler derken sahabeden şundan bundan herkesin anlayacağı dilden aile sayısı, çocuk sayısı bunlardan istifade edin. Burada temsilciden sorun. Yalnız bu gece şimdi dışarıda size arz ediliyor ki çok vilayetlerden uzaktan geldiniz. Bunlardan istifade ederseniz bir sene boyunca rahat edersiniz. Ben sizi Allah için seviyorum. İstiyorum beraber uzun ömür yaşayalım, dine hizmet edelim inşallah. İkisi hepsi affolur diyor hadis-i şerifte. Lütfen çarşamba perşembe müsait olanlar oruç tutalım. Günler çok kısa. Oruç tutmaya en uygun zaman. Havalar serin. Onun için kış müminin ganimetidir buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Gece uzar, teheccüde kalkarsın. Gündüz kısalır, oruç tutarsın. Fırsat ganimettir, ölmeden kapalım inşallah. Şimdi kardeşlerim,
kardeşler, bu kitap yeni çıktı, daha İstanbul'da yok. Baskı'dan çıktı, matbaadan Adana'ya yetişti. Ben de dedim Adana'yı tercih edelim, şimdi İstanbul'a daha dağıtmadık, dağıtım yapılmadı. Hazreti Mehdi, 260 sayfa yazdım, bütün hadislerle, ayetlerle koydum. Kitabın adı ne? Hazreti Mehdi muhakkak gelecek ama bu yüzyılda değil. Milleti kandırıp da geldi geliyor benim falan, millete yutturanlara cevaplar yazdım. Şimdi o bir tanesi var, 100 tane hadis bana uyuyor diyor. O bir tanesi, ben ona bir zaman dedim ki, yahu dedim, zaten Mehdi geldiğinde üzerinde bulut gelecek, buluttan da bir melek inna garacüle Mehdi fettebi o, bu zat Mehdi'dir buna uyun diyecek. Biz dedim o buluttan meleği duyarsak zaten uyarız dedim, iddiaya lüzum yok dedim, biliyor musun? Şafa oturmuştu o zaman. Şimdi bu kitabı çıkarttım, bu kitapta bütün hadisleri topladım. Hazreti Mehdi'nin doğum yeri Medine, Arnavutköy değil. Hazreti Mehdi'nin biat yeri Mekke, İstanbul'daki uydudaki televizyonlar değil, Mekke. Hazreti Mehdi'nin imam olacağı yer Mescid-i Aksa, Kudüs şenlenecek. Yahudinin elinden çıkacak Kudüs. Bütün Müslümanların evliyası Kudüs'te toplanacak. O gün Arapların nüfusu azalacak. Müslümanlar Mescid-i Aksa'da kılacak. Hazreti Mehdi imam olacak. İsa Aleyhisselam indiği zaman onun arkasına uyacak. Bu hadis Buhari'de, Müslim'de geçiyor ya. Ondan sonra Hazreti Mehdi'nin fethedeceği yer Roma'dır. Roma, Vatikan, Venedik, oraların hepsi. 7 sene kalacak, bütün Avrupa'da camiler yapacak. İslam'dan başka bir din kalmayacak inşallah. Bu kitabı okursanız neler olacağını görürsünüz. Bir de önüne gelen Mehdi'yim diye sahtekar çıkarsa ona da uymazsınız. Çünkü bu yüzyılda çıkmayacak neler? Arka kapak İmam-ı Rabbani. 1028'de beni Mehdi'lik ilan etti. İmam-ı Rabbani diyor ki, yüzyılın başında 28 sene geçti. Mehdi bu yüzyılda gelmez artık. Çünkü hadiste diyor ki her yüzyılın başında gelir. Müceddidler, Ebu Davud hadisinde geçer. Şimdi kaç geçti? 1431'e giriyoruz. İlk çeyreği geçeni 5 sene oluyor. Hal böyle olunca bu yüzyılda Mehdi gelecek diye, benim diye 1500'de kıyamet kopacakmış. 70 sene kalmış. Ya nereden uyduruyorsun bu zamsalda 70 sene kalmış? Güneş batıdan da olsa bile 120 sene kalacak diyor hadis-i şerifte. Nereden uyduruyorsunuz bunları ya? Bir tane şeyh çıkmış. Aman arkadaşlar, Mehdi çıkmak üzere, onun için evlerinizi satın. Mallarını sattırmış millete. Unları doldurun. Çok kıtlık olacak. Çuvallarla unları yığmışlar. Ondan sonra şimdi Mehdi de çıkmadı diye evleri de geri alamıyorlar. Kaldılar sokakta. Ondan sonra unlar çürüdü. Ya kardeşim, millete yazık oluyor. Ehli sünnet üzere olalım. Hadisleri doğru anlayalım. Milletin malını, mülkünü, çoluğunu, çocuğunu, ana babasına düşman etmeyelim, ettirmeyelim. Böyle şeyler olmaz. İddiaları bırakalım. Hazreti Mehdi mutlaka gelecek. Bizim imanımız budur. Önümüzdeki yüzyıllarla Efendi Hazretlerimizin beyanı daha var. Dedim efendim, az mı var, çok mu var? Çok var. Zaten hadisler bunu beğendim. İmam-ı Rabbani diyor bu yüzyılın başını 28 geçti, bu yüzyılda gelmez. Şimdi 31 oldu, bu yüzyılda gelmez bu. Mektubatın beyanıdır. Bu da sizin için önemli bir konudur. İkide bir fitneler çıkıyor, kapılmayın. İnşallah bu kitaptan size dışarıda arz ediyor. Yalnız bunun içinde bir CD var, ikisi beraberdirler. Mehdi ile ilgili sohbetimdir bu. Kaç saat? 5 saat. Bu 5 saatlik sohbette Mehdi hakkındaki bütün hadisler, deliller, rivayetler hepsi bundadır. Bu da kitabın içindedir. Kimisi okumaktan anlar, kimisi dinlemekten anlar. Bizim millet okumağa tembel olur. Onun için sohbet dili de başkadır, kitap dili bambaşkadır. İkisinden de istifade edersiniz. Ama bu kitabı okumayanlar sonuna doğru dünyanın neler olacağından hiç haberdar olamayacaklar. Yazık olur yani, bu kadar hadisi bilmenizde fayda var. Ondan sonra Deccal çıktı. Deccal nereden çıktı? Kaseti çıktı. Şimdi bu Deccal hakkında bir sohbetimizdir bu. Kaç saattir bu? 9 saattir. Bu 9 saat sohbet tek CD'dir. Biz bunu tek CD yapmamız
sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namazında sağa sola selam vermeden önce 4 şeyden Allah'a sığınırdı. Müslüm hadisinde geçer. Birisi nedir? Ve eûzü bike min şerri fitnetil mesihid deccal. Deccal şerrinden sana sığınır. Adem aleyhisselamdan kıyamet kopacağına kadar en büyük fitne deccal fitnesidir buyurdu. Her peygamber ümmetini sakındırdı. Ama ben son peygamberim, mutlaka sizin aranızda çıkacak. Ben sağken çıkarsa ben onun hakkından gelirim. Ama ey ümmetim, benden sonra çıkarsa Allah her ümmine benim vekilimdir. Buyurdu ve bizi sakındırdı. Bütün peygamberler Deccal'ı anlattı ama ben öyle bir anlatacağım ki buyurdu. Hiçbir peygamber öyle anlatmamıştır. Deccal'ı bu sohbette 9 saat anlatıyor. Şimdi bunun önemi nedir? İkiden diyorlar, televizyon çıktı diyorlar ki Deccal buydu. Şimdi internet çıktı, Deccal oymuş. Bak milletin kafasını karıştırıyorlar. Deccal anasından doğmuş biri. Deccal Yahudi. Deccal'ın babası, anası Yahudi. Yalnız bir annesinde bir cinlerle de temas meselesi var. Yani insan cin karışımından da efendim böyle bir tereddüt söz konusudur. Deccal efendim alnında kefere yazdığı harflerle kaf, fere, herkesin okuyacağı şekilde. Gözü dümdüz anlı gibi bir gözü. Şimdi bu Deccal'ın belaları var. Bu çıktığı zaman dünyayı kasıp kavuracak. Bütün milleti kendine iman ettirecek. Hazreti Mehdi Roma'dan kalkacak, gelecek Kudüs'te Hazreti Mehdi'yi kuşatacak. Hazreti Mehdi'nin işini bitirmek üzereyken İsa Aleyhisselam Beyaz Minare'ye Şam'da inecek. Bunların hepsi mütevatir Ehl-i Sünnet'in itikad kitaplarının metnine girmiş sahih hadislerdir. İnkar edenin imanı tehlikededir. Arusi Hazretleri diyor, İsa Aleyhisselam inmeyecek diyen de kafir olduğuna ittifak var. Çünkü mütevatir hadistir bunlar. Bir tane, iki tane rivayet değil. Mütevatir demek çok kalabalık hak cemaatten geliyor sahabeden. Kardeşler, şu anda Hoca Efendi, madem şu anda Mehdi bu yüzyıl çıkmaz, ben de zaten bir diğer yüzyıla çıkmam. Öyleyse Deccal'a da daha var. Bana bundan bana ne? Ama Resulullah 1400 sene evvel sahabeye öyle bir tarif etti ki sahabe-i kiram diyorlar ki biz sandık ki hurmalıklara kadar geldi. Hatta kimimiz meraklandık çıktık orada mı diye baktık geldik diyor. Öyle anlattı bize. Niye bundan sakındırmak lazım? Hadis-i şerifte buyuruyor ki kıyamet yaklaştığı zaman Deccal'dan bahsedilmeyecek. Hiçbir hoca minberde, mihrapta cuma hutbesinde Deccal diye bir şey anlatmayacak diyor. Bu anlatılmadığı zaman anlayın ki yaklaşmıştır. Şimdi tabi bunu dinlersiniz. Cenneti var, cehennemi var. O Mersin'deki cennet cehenneme benzemez yani. Hakikaten oradan ateş, oradan su yakacak, edecek, adamı öldürecek, diriltecek. Ne hukamazlıklar yapacak? Allah da buna müsaade verecek. Neden? Millet gavur olan olsun diye. Yahudiler buna uyacak. Kadınların ekserisi uyacak. Dünyada çiğnemediği yer kalmayacak. Mekke Medine'ye giremeyecek. Geri kalan her yeri çiğneyecek. Allah şerrinden muhafaza eyle. Şimdi bu var. Peki şu anda bunun önemi nedir? İbn-i Mace'de diyor ki bu hadisin diyor Deccal hadislerinin hocalara öğretilmesi lazım. Hocalar da talebelere, küçük talebelere medreselerde hadisleri ezberletmesi lazım. Çünkü o çıktığı zaman bilinçli olsunlar, kafir olmasınlar. Bizden de neslimiz geliyor. Şu anda birkaç nesil sonra belki de Deccal Mehdi dönemi gelir. Birkaç nesil gider ileri, bir yüz sonra olmadı, bir yüz daha sonra gelir yani. Hal böyle olunca çoluk çocuğumuzu da düşünelim. Kıyamete kadar neslimizi düşünelim. Bizden sonra gelecek Müslümanlar düşünelim. Bu dersi iyi dinleyelim. Herkese ulaştıralım. Resulullah'ın emri var. Bunu öğretin. Biz o emre intisale bunu anlattık. 9 saat bir kere de değil, birkaç sohbettir biriktirilmiştir. Şimdi bir hoca var. Çok da büyük alim yani. Fıkıhçı fakat bir kere dedi ki Müslim'de bir hadis var, Cessasi hadisi. Telefonda konuşuyoruz. O kadar acayipime gitti. Dedi ki ben dedi bu hadise inanamıyorum, aklım ermiyor dedi. Siz o hocalardan değilsiniz. Olmayın inşallah. Bir insan ne kadar alim olsa da sahih bir hadisi inkar ettiği zaman o çuvalla. Cessasi hadisi nedir? Deccal şu anda yaşıyor mu yaşamıyor mu? Ehl-i Sünnet'e göre Deccal dünyada yaşıyor mu şu anda yaşamıyor mu? Bu soruyu
zincirlerle bağlı vaktini bekliyor. Vaktini bekliyor. Neler konuştu Deccal temin idariyle? Efendimiz'e ne haberler gönderdi? Ondan sonra gelince Resulullah Efendimiz topladı sahabeyi, temin idariye dedi ki, ey ashabım dedi, ben size anlatıyordum ya bir Deccal. Bu arkadaşınız gördü onu, hadi anlatsın size dedi. Kendi de dinledi, ona anlattırdı. Medine'de mescitte oldu bu. Müslim'de geçiyor bu, hurafe değildi sahih. Onun için ehli sünnete göre Deccal sağdır. Deccal'ın karşıtı kimdir? Onu kim gebertecek? İsa aleyhisselam. O da sağdır. Onlar karşılıklıdır. İki gücü temsil ediyor. Hazreti İsa ruhani gücü, Deccal şeytani gücün sembolüdürler. Ama ikisi de hayattadır. İsa aleyhisselam ikinci kat semadadır. Henüz ölmemiştir. Dünyaya indikten sonra ölecek. Resulullah Efendimiz'in yanına gömülecektir inşallah. Efendimiz'e selam verecektir. Hac yapacaktır. Hazreti Mehdi'yi kurtaracaktır. 7 senede Hazreti Mehdi ile birlikte çalışacaklar. Sonra Hazreti Mehdi vefat edecek. İsa aleyhisselam 40 sene dünyada Resulullah'ın halifesi olarak, kendi peygamberliği devrede değil, Efendimiz'in halifesi olarak İslam'ı yönetecek, yürütecek, dünyaya hakim kılacak. Sonra o da vefat edecektir. Hazreti İsa aleyhisselatü vesselam. Adam profesör olmuş ilahiyatta. O kadar tefsir yapmış, Diyanet Başkanlığı yapmış. Kalkıp ne diyor? İsa aleyhisselam ikinci katta nasıl yaşayacak? Oksijen yok diyor. Kardeşim, sen orada oksijen yok dersen ne cennet kalır ne cehennem kalacak. Her işin bağlamı size. Ya Allah bizi bile şu anda oksijensiz yaşatamaz mı istesen? İsa aleyhisselam oksijen yok. Yani hadisi inkar eden hadis doğru ama oksijen olmadığı için hadis yalanmış. Vay 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 vay. Bu millet kimlerin eline kaldı? Hakkı dinlemezseniz, boş kap olursanız ne koyarlarsa onunla dolarsınız. Lütfen boş kap kalmayınız. Hak ile dolunuz. Bu ilimlerle doyunuz. İnşallah. Bu Deccal'ı dinleyin. O adada neler oldu? Deccal neler sordu? Ve Deccal kimdir? Kimi öldürecek, kimi diriltecek, o onu yine inkar edecek, dünyada ne olaylar olacak Deccal geldiği zaman, Deccal neler gösterecek harikuladelikler, insanlar nasıl kafir olacak, öyle bir meseleler var ki boşuna film çekiyorsunuz, aslı yok, aslı yok, hikaye. Bu filmleri seyredeceğiz, bu sohbetleri dinleseniz hepsi hadis, hepsi ilim, hem de onlardan bin kat fazla bilgi var. Şimdi işte 2012'de kıyamet kopacakmış bilmem ne takvimine göre, ona göre film yapmışlar, millet o filmleri seyrediyor. Ya hakiki kıyamet burada, Mehdi burada, Deccal burada, bütün ayet hadis burada, 15-20 saat ilim burada. Bunları dinlemiyorsun da gavurların yaptığı filmlere göre efendim numaraları seyrediyor. Yazık olur sizin vaktinize, aklınıza, beynimize. Bunlardan istifade edin, her tarafa neşredin, ulaştırın, hizmette bulunun. Duyuranlardan olun. Benim bu annemle var. Bir ayet, bir hadis benden ulaştırın. Ben ulaştırıyorum. Siz de alın, dağıtın. Ben hoca değilim, vaaz edemem diyorsanız hazır imkanlarınız birkaç kişiye de siz ulaştırın. Hayra delalet eder, hayır yapan gibidir. Ha vaaz ettin, ha vaazı ona götürdün, insan ettin. Evet. Şimdi kardeşlerimiz, yarın akşam saat 22'de Habertürk'te bizi teke teke davet ettiler. Efendi Hazretlerime sordu, çık vaaz et dedi, bu sefer yine izin verdi. Bu izin üzerine yarın onda inşallah çıkacağız. Sizden dua rica ediyorum. Yazı şerifler okuyun. Bize özel dualar edin. Allah ağzımıza, dilimize, beynimize kuvvet versin. Cevaplarına muktedir etsin. İnsanlara da el üstündeki anlatmayı, tesiri nasip etsin. Sizden dua bekliyorum. Siz dua olmuşsunuz. Efendim. Bizim internet sitesinden canlı verilecek görüntüler. İnternet olmayan da sokmasın evine, hiç lazım değil. Ama dinleyenler, sahil imkanları olanlar mutlaka millete haberdar etsinler. Mesajlar çekin, haberler verin. Bu işten nasibi olmayan, bilgisi olmayanlardan belki istifade eden çok olur. Çoklar namaza başladılar o geçenki programlarda. Çok dönüş oldu, faydalar oldu. Yarın da faydalar ilave olsun inşallah. Sizler de her tarafa duyurun. Siz dinleyebilen insansınız. Onlar bir şey dinleyemiyor. Çok insanın haberi yok. Onlara ulaştıralım. Şimdi bizim 40'a yakın kitabımız var. Hatta
Fırka Aşkı'nın bu kitaplarda artık neler yazdık, neler yazdık. Sefere çıkan bir dua olursa evine kadar ölmez, eceli gelse bile geciktirilir. Bak bu sabah bizim uçakta sıkıntı oldu. Bildik dediler ki yolcunun biri çaymış. Ana ne oldu? Bombayı koydu ve gideceğiz dediler. Ne olacak? Bütün bavulları indirdiler ya. Hemen sefer duaları kitabım var çıkarttım. Ondan sonra rahat ettim. Niye? Onu okuduğum zaman diyor, eceli gelse bile geciktirilir, evine dönmeden yolda cesedi rezil olmaz mı? Bu kadar basit ya. Hepsi ayet hadis. Dolu kitabım var. Bu kitaplarda kimsede bulamayacağı zikirler var. Bunlar Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz, isteyebilirsiniz. Buradaki temsilciden sorabilirsiniz. Ben buraya sadece Mehdi kitabı ilk çıktı, size getirdiğim budur. Bir de dergimiz o dualarını okumayı ihmal etmezsiniz inşallah. Ben sizin her zaman gelemiyorum. Sahil civardaki 5-10 vilayetten gelenlerimiz var. Ben o vilayetlere gelemedim. Kimine hiç gidemedim. Onun için sohbetlerimizi söylüyorum size. Salı akşamları saat 8.30'da mektubat derslerimiz var. İtikad konuları. Bu internet tübelavenhoca.tv'den efendim canlı veriliyor. Veyahut da uydudan Lale Gül FM'den veriliyor. Her perşembe saat 8.30'da cuma gecesi, perşembe cuma bağlayan gece çok önemli sohbetler oluyor. Ben size geldim bu duaları öğrettim. Şimdi ben Adana'ya gelmeseydim 16 adım geçecek diye aklınızda kalmaz. Onun için sohbetleri takip edin. Ben sizden para istemiyorum, pul istemiyorum. İnternet bedava, üyelik parayla değil. Allah için hizmetçiniz olayım. Bu gençleri uyaralım, insanlara duyuralım. Madem başka şeyler seyredeceklerine bunu seyretsinler, hidayet bulsunlar inşallah. Salı ve perşembeleri cübbelamadun.tv'de sohbetlere kilitlenin. Hatta şöyle yapalım. Evlere, ocaklara internet sokmayın. Böyle dernek gibi, cemiyet gibi yerlerde bir internet kurup kontrol sizde olsun. O sohbet saatinde açarsınız, millet oraya toplanır, bir de çay ikram edersiniz. Sohbet biter, kapatırsınız. Eve sokmaktansa, çocuk çocuğu bozmaktansa, çünkü bizim kanalda bir şey yok ama öbürleri seyredebilirler. Onun için uyanık olun Müslümanlar, Allah için bütün vilayetlerde böyle yerler kurun. 20 kişi, 30 kişi, 40 kişi toplanacak. Daha geniş imkanı var, toplanır bir kişi dernek olur. O sohbetlerde toplanın, bu maçlarda toplanıyorsunuz. Efendim şurada burada toplanıyorsunuz. Bütün millet hepsinin yüreği bir anda aynı yere atıyor. Efendim kar yok, bir şey yok. Ne dünya yarar ne ahirete yarar. He? Efendim. Ama siz Allah'ın müşterisi olun inşallah. Bu ayetleri, hadisleri, bütün sohbetleri kaçırmayın. Ölene kadar bu dinden ne kapabilirsek onu amel edelim. Millete de duyuralım. Ben size bunları duyurarak sizi Rabbime emanet ediyorum. Ve bir dua ile bitirelim. İsteyeceğimiz var. Bu cemaatin cennet isteme hakkı var. Cehennemden sığınma hakkı var. Ahiret isteme hakkı var. Allah için toplaşanlar benden ne istediler Allah soracak şimdi meleklere. Onun için isteklerimizi yapalım. Enayi gibi çalışıp çalışıp da maaş almadan çıkanlara dönmeyelim. Duamızı yapalım inşallah. Amin. Sübhane Rabbiyel Alemin Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselükel cenneh ve ne'udibuke minel nâr. Allahümme inna neselükel rıdâke vel cenneh ve ne'udibuke misafatike vel nâr. Allahümme inna neselükel cenneh ve mâ karrab eyleyâ min kavli mu'amel ve ne'udibuke minel nâr. Ve mâ karrab eyleyâ min kavli mu'amel. Allahümme inna neselükel min gayr mâ zellike min nebiyyüke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ne'udibuke min şerri müsta'anike min nebiyyüke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ente müsta'an. Bizi bu mübarek içtimada, cemaat içerisinde, cemiyet içerisinde topladığın gibi cennette de Habibinin sancağı altında haşr-ı cemeyle ya Rabbel Alemin. Bu kardeşler bundan dağılmadan, kadınıyla erkeğiyle, her birerlerimize nefis kurtlarından hicret etmeyi nasip eyle. Senin rızanın muvafık olduğu yerlere göçmeyi nasip eyle. Allah'ım isyan meclislerinden bizi uzak eyle. Allah'ım bu milleti uyanmaya, uyandırmaya bizi muvaffak eyle. Allah'ım çoluk çocuklarımızı yâr eyle, itaat yâr eyle, hepsini salih salihata ilhak eyle. Cennetini cemaat
azat eyle. Boyunlarımızı sevdiklerimizin de boyunlarını cehennemden azat eyle. Biz buradan dağılmadan aradan doğmuş gibi tertemiz eyle. Ve ilim meclislerinde tekrar konuşmaya bizleri muvaffak eyle. Ya Rabbel Alemin. Ve ya Hayrol Nasir. Okunan ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ümmetine. Şurada senin rızan için gelen bu kadar cemaat içinde yüzlerce kişi var. Bunlar içinde duası makbul müstecap dostlar var. 40 kişi bir araya gelse mutlaka, hele 100 kişi bir araya gelse mutlaka duası makbul insan olduğu hadiste vaat edilmiş. Sen bizi o duası müstecap kulların, dostların hürmetine, aramızda bulunan hatırlı kıymetli kulların hürmetine bizi de onlara bağışlayarak affeyle ya Rabbel Alemin. Ve ya Hayrul Nasirin ve ya Hayrul Fatihin. İçimizde hastalar var, içimizde hastalıklar var, bildiğimiz bilmediğimiz dertler var. Hepimize şu ayetleri şifa eyle, bu dersi deva eyle. Müşkili olanlar var, sıkıntısı olanlar var, darbu olanlar var, borcu olanlar var. Bu meclise iştirak ve bu okulan hadisler hürmetine hepimizin dünya ve ahirette hayırlı muratlarımıza nail eyle. Umduklarımıza nail, korktuklarımıza emin eyle. Allah'ım askerimiz, polisimiz bizi muhafaza ettiklerimiz, sen de onları hıfz eyle, muhafaza eyle. Bu soğuklarda duruyorlar, bizim güvenliğimizi temin ediyorlar. Sen onları ortak eyle ya Rabbi. Askerimiz serhan boylarında nöbet tutuyorlar. Şehir işlerinde de hizmet ediyorlar. Bu eşkıyaların, bu teröristlerin ya Rabbi güçlerini, kuvvetlerini iptal eyle. Yahudi Hristiyanların bu vatan üzerinde oynamak istedikleri böl parçala taktiklerini iptal eyle. Vatanımızı İslam vatanlarını işgalden muhafaza eyle. Ölümlükten parçalamaktan muhafaza eyle. Ezanımızı sustur ve bayrağımızı indirme ya Rabbi. Kur'an sünnet merkezinde tek kalp gibi, cennet ehli gibi eyle ya Rabbel Alemin. Bu huzursuzlukları, fitneleri sonlandır ya Rabbel Alemin. Bizi de bu hizmetlerde muvaffak eyle. Hizmetlerimizi makbul ve şükürlerle ve müessir eyle. Amin. Gelbillerin arcihimden azad eyle. Amin. Hürmeti Allah'a ve Yasin. Evet kardeşler, ruhaniyetiyle aramızda bulunan, bizleri hiç ayrılmayan, alemlerin ruhuyla kaplayan, sabah akşam amellerimizden haberdar olan Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ruhaniyetlerine arz olunmak üzere buyurun. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma.
Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin.